Şimdi neden beni tercih ettiniz? Ondan bahsedeyim. Şuraya tepe bir tane eklemeyi unutmuşum. Bunlar benim daha önceki geçmiş projede yürütücüsü olduğum veya içinde araştırmacısı olduğum çoğunun yazılımında hani büyük ölçüde yazılımını yaptığım projeler. Son bir yılda özellikle 2022'de epey bir proje geçti. 12 projemiz geçti yaklaşık. Bunların ayrıntılarına yani tek tek girmeyeceğim ama bol bol projesi olan bir adamım. Şu anda da yürüyen iki tane bin bir var. Birkaç tane büyük çaplı proje daha var. Öyle söyleyeyim. Kabul oranları da gittikçe yükseldi. Tabii bu bir learning curve. Yani öğrenme süreci. Nasıl oluyor da bu kadar proje geçiyor? Zamanla biz de göndere göndere geçenlerin benzerlerini o bir yapıdaki projelere göndere göndere geçiş oranını arttırıyoruz. Burada 12'de 12 diyor ama aslında bir tane Avrupa Birliği projesi vardı. Gönderdik. O kabul olmadı. 3 milyon euro bir projeydi. Hani zaten bilmiyorum ilk etapta olmayacağını düşünüyorduk biz de. Onu yazmadım buraya. 12 bölü 13 diyebiliriz. Şimdi proje yazımına geçeyim. Önce bir genel hatlarından bahsedeceğim. Sonra da basamak basamak projenin içindeki o maddelerin üzerinden ilerleyebiliriz. Şimdi nelere ihtiyacımız var güzel bir proje için? Hepimiz projeler gönderdik TÜBİTAK'a. Ve gönderdiğiniz projelerin arasında bazıları geçti, bazıları geçmedi. Burada ekranım yansıyor, bir sorun yok değil mi? Herhangi bir problem. Bir sorun yok hocam. Tamam. Ben sizleri göremiyorum. Sadece kendi ekranımı görüyorum. Kendimi de görmüyorum. Şu anda gayet net ekran yansıyor hocam. Tamam. Okey. Şimdi nasıl olur, projeniz nasıl kabul edilir? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle nelere ihtiyacı var? Bunlar çok ana maddeler. Bu olmazsa olmazlar. Projeniz için güzel bir fikriniz olması lazım. Güzel bir proje öneriniz olması lazım öncelikle. Yani kendiniz veya çok beğenmiyorsunuz projenin arasını TÜBİTAK hiç beğenmez. O yüzden öncelikle çok güzel bir fikir olacak. Fikir sahibi olacaksınız. Ama bu fikir böyle çok küçük kapsamlı bir şey de olmayacak. Yani sizin kendi alanınızdaki çok ince bir nokta olabilir belki ama sizin için değil herkes için güzel olan bir proje olması gerekiyor ya da bu şekilde sunmanız gerekiyor. Peki fikriniz var, bunu gerçekleştirebilecek misiniz? Gerçekten bunu yapabilecek uygun metotları biliyor musunuz? Bunlara hakim misiniz? Veya işte kuracağınız ekip bu metotlara hakim mi? Bu önemli. Ekip demişken gerçekten de o projede yapacağınız her teknik için bir uzman gerekiyor. Bunların çoğunun uzmanı siz olabilirsiniz ama her şeyin uzmanı olamıyoruz çağımızda. Ki multidisipliner projeler vermemiz bekleniyor. Dolayısıyla içinde çok fazla bilmediğiniz konu da olabilir. Ama bu bilmediğiniz konular için o konuların uzmanı olan kişiler veya bir iki danışman o projenin geçme şansı artıracak şeyler. Bunların hepsini tek tek gireceğim yine. Projenin tabii yapmak için, kabul ettirmek için deneyim istiyorlar. Çünkü ben geçmiş projelerini istiyorlar. Şimdi geçmiş projeniz yoksa daha önce nasıl ilk proje getireceksiniz? Aynı bir insanın İlk defa işe girmesi gibi işte iş yerleri deneyim ister ama o kişi işe girmeden deneyim sahibi olamaz. Proje yazmadan, makaleniz olmadan deneyim sahibi olamıyorsunuz. Burada önemli olan birkaç nokta. Eğer deneyiminiz yoksa deneyimli olduğunuz alandan yani en azından doktora tezinizi yaptığınız alandan, yayınlarınızın olduğu alandan ilerleyebilirsiniz. Yani o alanda yayınınız da yok ama yeni bir proje fikri güzel, henüz çalışmamışsınız. Bu sefer şunu göstermeniz gerekiyor. Teknik olanakları göstermeniz gerekiyor. Yani evet bu projede yayınımız yok, çalışmamız yok ama bakın bizim elimizde bu imkanlar var. Biz bu imkanlarla da hatta şöyle şöyle ufak tefek bir iki ön çalışma bile yaptık. Geri kalanı da yaparız diye ikna etmeniz gerekiyor. Bu da zayıfsa diyelim ki o proje yapmak için bir cihaza, birkaç farklı malzemeye ihtiyacınız varsa kritik ve bunları alamıyorsanız o zaman iş ikna kabiliyetinize düşüyor. Projeyi en tepeden böyle çok güzel fikir, çok güzel ekip, çok güzel metotla sunarak ikna edebilirsiniz hiç yayınınız, çalışmanız olmasa bile. Tabii bunda gittikçe olasılık düşüyor ama ne kadar güzel proje yazdığınızla ilişkili bir nokta bu. Şimdi projeyi yazdınız, şunu atladım özellikle. Şu gerekiyor, bu fikrinizi ve metodunuzu başkalarına anlatabilmeniz lazım. TÜBİTAK evet bunu sizden 20 sayfalık bir dosya halinde istiyor. Bütün proje planını, ayrıntılı her şey içinde. İşte metodu içinde, literatür özeti, hangi teknikleri kullanacağım, hangi malzemeleri kullanacağım, ne kadar sürecek hepsini istiyor. 20 sayfada uzun uzun anlatıyorsunuz ama
Önemli olan bunu özet kısmında da anlatabilmek ve artı bunu diyelim ki bir cümleyle siz 7 yaşındaki çocuğunuza anlatabiliyor musunuz ne yaptığınızı? Veya işte bir üniversite öğrencisine bir cümleyle anlatabiliyor musunuz? Anlattığınızda bu kişilerin ilgisini çekiyor mu? Yani burada projenizin böyle çok popüler bilim olsun demiyorum ama insanların ilgisi çekecek. Aa, ilginçmiş, evet. Buradan güzel bir şeyler bulunabilir demesi lazım insanların. Eğer bunu kimseye, yani bir 7 yaşına, bir üniversite öğrencisine, bir meslektaşınıza ikna edemiyorsanız, o zaman proje fikrine geri dönmeniz lazım. Daha güzel bir proje fikrine sahip olmanız lazım. Proje fikriniz çok güzel ama siz insanları ikna edemiyorsunuz. O zaman projeyi bambaşka şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Bambaşka şekilde anlatmanız gerekiyor. Ya da belki de gerçekten o kadar güzel değildir proje fikriniz. Buna da yine geleceğim. Dolayısıyla bizim o projeyi hem 20 sayfada, hem özet kısmında bir sayfada, hem de bir paragraf ve bir cümlede anlatabiliyor olmamız lazım. Bir cümlede anlatamadığınız bir şeyi siz de tam anlamamışsınız demektir aslında. Böyle bir şey var. Eğer bir konuyu bir cümlede, iki cümlede özetleyemiyorsanız tam kafanızda oturmamış demektir. Bu durumu da işte oturtmanız gerekiyor. Şunların hepsinin ayrıntısına tek tek gireceğim dedim. Bizim proje metinlerinde ister BIMBE projesi olsun, ister BAP projesi olsun bu başlıkları göreceksiniz. Sadece sanayi projelerinde bir tık değişiklik var. Burada neler var? Projenin bir sisteme girdiğiniz bilgileri var ki bununla ilgili de bir ipucu vereyim. Mesela çoğumuz hep o Word dosyasına odaklanıyoruz. Word dosyasını hazırlıyoruz. İşte son gün geliyor, hala üzerine düzeltmeler, eklemeler, son saatler. Ondan sonra sisteme girerken bir bakıyoruz ki sistemde aslında daha bir sürü istenen bilgi varmış. Onları girmemiz gerekiyor. Bunları yaparken geç kalabiliyoruz. Proje imza süreleri gecikebiliyor. Başvuru süresini kaçırabiliyoruz. O yüzden benim tavsiyem proje sayfasına girdiniz. O Word dosyasını indirin, evet. Ama o Word dosyasını indirdikten sonra sistemdeki yüklemeniz gereken, doldurmanız gereken kısımları da doldurun. Orada ekstra neye ihtiyacınız olacak? Onlara da bakın. Mesela özeti isteyebilir sistem. Mecburen bunu proje metnini tamamladıktan sonra geri dönüp yapıştırmanız lazım ama ondan önce başka bilgiler, kimler var, hak sahipliği nedir, işte yüzde kaç hak sahibi, etik kurul gerekiyor. Hatta sanayi projeleri için epey bir şey var orada girmesi gereken. Bunların hepsini öncesinde girin. Ondan sonra Word dosyası üzerinde çalışmaya başlayın. Bu da bir tavsiye. Proje künyesinde yine orada giriyorsunuz. Yürütücü kişi, kuruluş kim olacak diye. Özet kısmı var. Çok önemli. İşte bunların hepsine tek tek gireceğim. Bir de ekler kısmı var. Bunlardan da kısaca bahsedeceğim. Şimdi proje fikrine geri dönelim. Projemizin fikri veya adı. Bir kere en önemli kriter projelerde özgün bir proje olması gerekiyor. Bunun benzeri yapılmış olmamalı. Benzerleri arasında mesela diyelim ki bir kanser hücresinde bir bitki ekstraktı çalışılmış. Buna çok benzer başka bir kanser hattında aynı bitki ekstraktını çalışmak özgün değil. Hani çalışılmamış olabilir, evet. Ama zaten benzer bir kanser modelinde çalışılmış, benzer hücre yolakları var, benzer mutasyonları var. Burada aynı etkiyi, farklı bir etki görmek çok da beklenecek bir şey değil. Zaten bitki ekstraktı çalışma üzerine gelen projelerin çoğu büyük çaplı projeler. Bunlar çok geçmiyor, çok moleküllere inmediğiniz sürece geçerli olan projeler değil. Yani ben bunu vereceğim, bu bitkiyi vereceğim, bu hücre hattına ölecek bunlar diye bir fikirle gitmeyin. Sonra Zeitung'a haber oluyorsunuz işte kansere çare bulan üniversitelerde bu hafta diye. Öyle haberler çıkıyor. O yüzden daha orijinal, daha güzel fikirlerle kanseri yok edeceğim, bitireceğim gibi fikirlerle değil de bu mesela bu yolak üzerinden kanseri kesin durduracak, bu hücre hattının çoğalmasını durduracak, metastazını durduracak, bölünmesini durduracak bir bileşiktir diye bir fikirle gelmek daha mantıklı. Ben bu bitkiyi insanlar kullanıyor, bunlar iyi gelmiş insanlara, ben de vereyim hücrelere, hücrelere de iyi gelsin. Bu çok mantıklı bir sistem değil, moleküllerine inmedikçe. Bir diğer önemli nokta yapılabilir olmalı projeniz. Yani evet fikir çok güzel, harika bir fikir, uçmuşsunuz ama bunu yapmanız mümkün değil. Elinizdeki olanaklarla, elinizdeki ekiple, elinizdeki bütçeyle
Bu da önemli. Yapılabilir olması gerekiyor. Özellikle öğrenci projelerinde mesela buna dikkat ediyorlar. O projeyi öğrenci yapabilir mi? Hani çok süper uçuk bir proje ama öğrenci bunu yapamaz veya çok çok güzel bir proje ama siz bunu yapamazsınız. Neden yapamazsınız? O konuda gerçekten deneyim gerekiyorduk ama sizin hiç deneyiminiz yoktuk. Yapamayabilirsiniz. Bu şekilde ben asistanken yazdığım projelerde proje yürütücüsü hocanın deneyim olmadığı için kabul olmamıştı projeler. Yani o konuda hiç çalışmamız, deneyimimiz olmadığı için burada şunu göz önüne almanız lazım. Projenin gittiği hakemlerin deneyimi var. Sizin yok ama onların var. Siz bilmiyorsunuz ne kadar zorlukla karşılaşacağınızı ama onlar biliyorlar. O yüzden belki de size iyilik yapabiliyorlar burada yapılabilir olması noktasında. Bir proje gelmişti hakemliği bana. Kendi bölümümüz Ar-Gö'lerinden birinin projesi. De ben reddettim projeyi. Başka bir üniversiteden geldi. Reddetme nedenim de şuydu. Elindeki bütçe 50 bin liraydı. Yapmak istediği deneyler 200 bin lira bütçesi. Ben projeyi revizyon istedim, reddettim derken bu maddeleri çıkarttım. Bu bütçeyle bunu yapamazsınız. Kendi kendinizi boşu boşuna zorunluluk altına sokuyorsunuz diyerek reddettim. Böylece ne oldu? O projenin evet bunları yapacağız paramız oldukça diye yazdılar ama 50 bin liralık bütçeyle yapılabilecek 50 bin liralık teft taahhüt ettiler kendi üniversitelerine. Bu şekilde proje geçti. Aksi takdirde ne olacaktı? Bu 200 bin liralık projeyi proje raporunda biz geri isteyecek. Evet bu kadar teft yapacağım demişsin. Yaptın mı bunları? Yapamadım 50 bin lira bütçem var dediğinde bu sıkıntı olacaktı. O yüzden kendi dediğim gibi bölüm asistanımızı reddettim. Düzenledi, yeniden gönderdi. Ondan sonra teşrif üzerine gerçi bir TÜSEB bir de 1002 aldı. O 200 bin lirayı tamamladı şu anda ama tamamlayamasaydı sıkıntı olacaktı kendisi için. O yüzden yapılabilir olması önemli. Bir diğer nokta faydalı olmalı. Yani yapacağınız projenin gerçekten de topluma, insanlığa, insan sağlığına bir faydası olması gerekiyor. Bunun ayrıntısına girebilirsiniz ama şöyle işte şu yola aydınlatacağız. Evet güzel bilimsel olarak önemli literatüre geçecek ama benim fikrim daha da böyle topluma faydası olacak yerden bağlanması. Eğer, evet bir yola aydınlatacaksınızdır belki bir sünger molekülü orada keşfedeceksinizdir. Ama bunu öyle bir şekilde bağlayın ki o keşfettiğiniz yola üzerinden insan sağlığına nasıl faydalı şeyler ortaya çıkabilir. Neler çıkartabilirsiniz, ürün çıkartabilir misiniz? Bunlara bağlayın ki faydalı olsun insanlığa. Şimdi gelelim projenin adına. Burada mesela bir tane örnek verdim. Bu benim geçmiş bin bir projelerimden birinin adı. Son dakika bir daha güncelledik proje adını tam göndermeden hemen önce. Neler koyduk içine? Hem projede ne yaptığımızı anlatan bir yazı, metin hem de popüler kelimeler var. Bakın işte COVID projesiydi. COVID ile ilgili hala COVID'in devam ettiği dönemde gönderdik. CRISPR yöntemi var, kök hücreler var, eksozomlar var, antiviral var, hedeflenmiş bir tedavi yöntemi. Tüm bunları içine koyunca proje adı zaten kendisinden projeye bir 10 puan katıyor. O yüzden proje adınız önemli olmalı. Tezlerde mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Biraz daha kapsamı geniş tutuyoruz tez isminde. Çok böyle uzun tez isimleri de hoş durmuyor. İşte 3 satır, 4 satır doktora tez isimleri var. Mesela yüksek lisans tez isimlerinde daha geniş tutuyoruz bir şeyin etkisi. Bilmem ne molekülün etkisi. Evet. Güzel. Burada olay ne? Tezde öğrenci neler buluyorsa, neler yapabiliyorsa ona göre tez kapsamı dışına çıkmadan bir proje tez sunmuş olması öğrencinin. Ama projelerde böyleydi. Projelerde ne yapacaksanız onun adını vermeniz gerekiyor. Böyle geniş bir isim koyup çok geniş burada kök hücrelerin COVID'e etkisi gibi bir isim olmaz. Eksozomların COVID'e etkisi olmaz. O yüzden ne yapacağınızı anlatmanız gerekiyor proje adında. Ama içine bunun çalıştığınız işte yine şeye dönüyoruz. Özgün değer, işte fikir, projenin yararlılığı. Bunların hepsini bu projenin içinde anlatabiliyor. COVID'e işte bir tedavi yöntemi, antiviral bir tedavi yöntemi, hedeflenmiş yöntem, işte popüler teknikler kullanılıyor bunun için. Bunlar işin içinde olduğunda ne oluyor? Gerçekten işe yarar bir proje. İşe yaramasının yanında güncel, özgün
teknikler de mevcut. Çok uzun olmasın, çok kısa da olmasın, dediğim gibi tez adı gibi de olmasın. Benim önerim, hani taslak bir işim hazırlayın. Özet gibi bunu da sonradan biraz daha netleştirin. Proje adınızı okuduğunda şeylerin yaptığı, proje değerlendirme hakemlerin yaptığı ilk gelen proje zaten yürütücüsünün adıyla geliyor. Yürütücünün adını görüyoruz. Çoğunlukla tanımadığımız kişiler oluyor. Tanıdığımız kişilerin zaten projelerine bakamıyoruz. Tanımadığımız kişilerin proje adı geldiğinde önce kişinin adı geliyor. O bize bir şey ifade etmiyor. Ardından proje adını görüyoruz. Ardından özeti görüyoruz. Proje adında güzel bir işim olması sizin için baştan bir artı puan. Proje ekibi yine incelediğimiz yerlerden, özellikle bu materyal metoda geldikçe biraz daha dönüp bakıyoruz ama öncelikle proje yürütücüsüne bakıyoruz. Proje ayrı bir sayfada onlar açılıyor. İşte proje ekibinde kimler var? Bunların geçmiş proje deneyimleri nedir? Neler yapmışlar daha önceki projelerinde, yayınlarında? Bunlar önemli. Mesela şöyle bir proje de geldi bana. 3 kişi var projede. Bir kişi klinisyen, projenin hiçbir yerinde, hiçbir iş planında adı geçmiyor. Ama projede var. Fikir sahibi olarak çıkmıştı. Oradaki proje yürütüşüne demiş ki bak böyle böyle bir şey yapalım. Proje yürütüşü de tamam demiş. Benim diğer bölümdeki yardımcıya yazdırayım ben demiş profesör. Yani ben projeye bakınca bunu anladım projeden. Ondan sonra diğer kişi de başlamış yazmaya. Yazmış yazmış. Bütün iş paketlerinde bu üçüncü öğretim üyesinin görevi var. Baştan sona bütün deneyleri üçüncü kişi yapıyor. Proje yürütücüsü ne yapıyor? Proje yürütücüsü kendi şöyle bir iş paketinde görev vermiş. Ben de projenin satın almalarını yapacağım. Yani bu çok kötü bir örnek üzerinden anlattım. Bir kişinin hiç rolü yok. Bir kişi sadece yürütücü satın alma yapacak. Bir kişi bütün deneyleri yapacak. Böyle bir ekip olmaz. Ekibin aynı bu fotoğraftaki gibi herkesin düzgün bir iş dağılımına sahip olması lazım. Herkesin görevi olması lazım. Herkes kendi uzmanlığının olduğu alanlarda görev alıyor olması lazım. Bunlar projenin düzgün yönetildiğini belirtir ki proje yönetimi de özellikle TÜSEP'lerde, TÜSEP proje değerlendirmelerinde önemli bir kriter. Proje ekibi düzgün yapılmış mı, proje düzgün yapılmış mı, görevler düzgün dağıtılmış mı, bütçe düzgün dağıtılmış mı? Bunların hepsi kriter TÜSEP'te. O yüzden herkes projede katkısı olacak, katkısı olmayan projede olmayacak. İşte projeye dahil olmayan hak sahibi olarak dahil olabilir. Mesela proje ekibinde olmaz. Proje ekibi dışındaki hak sahipleri kısmını ekleyebilirsiniz TÜBİTAK'ta bunu. Yani projede katkısı yoktur. Ama eğer bir kişi ben de projede olayım, işte doçentliğime yarasın falan vesaire öyle şeyler diyorsa o kişinin projede gerçekten en azından bir iş paketinde kritik bir rolü olması gerekiyor. Bu iş yükünün düzgün dağıtılması da lazım. Bir de bütün iş hocaların üzerinde olmaması gerekiyor. Neden öyle? Hocalar olarak hepimiz yoğunuz, çok vaktimiz olmuyor. Derslerden özellikle de yaşı ilerlemiş hocalar laboratuvara zaten girmekte zorlanıyorlar. Pek kimse de zaten onların işte 50 yaşında, 60 yaşındaki profesörün laboratuvara girip deney yapmasını beklemiyor kimse. Onların PI olarak orada projenin yürütülmesini, koordinasyonu sağlaması lazım. Dolayısıyla koordinasyon olarak her iş paketinde yürütücünün bulunması gerekiyor. Kendinden daha uzman bir kişi yoksa o pakette gene de koordinatör olarak olması lazım. Onun dışında burada gerçekten işleri yapacak ya genç hocaların ya da bursiyerlerin olması gerekiyor ki bursiyer olması projede artı artı puan. Yani her aşamada projede birilerinin çalışması gerekiyor. Şu anki benim proje bütçelerinin üçte biri yaklaşık bursiyerlere gidiyor. Bu sayede ne oluyor? Hem bursiyerler daha verimli, daha istekli çalışıyor. Özellikle İstanbul gibi bir yerde doktora öğrencilerini, yüksek lisans öğrencilerini ücret vermeden tutmak zor. Devletteki gibi değil şartlar şu anda. Periferdeki üniversitelerde hayat biraz daha ucuz ama burada çok daha pahalı. O yüzden insanlar orada gelip emek veriyorlarsa karşılığını da almak istiyorlar. Çünkü hayatta kalmaları gerekiyor. Yine de buradaki aldıkları para da hayatta kalacak bir para değil ama yine de gerekli.
Bu hem projenizin geçmesi için, hem projede çalışanların daha istekli çalışması için, hem de gerçekten o deneyleri sürdürülmesi için önemli. Projeden test çıkması da önemli. Neden? Bu da bizim için projede bir artı puan. Şöyle düşünüyoruz. Ben bu projeyi desteklerken aslında evet hocayı destekliyorum ama o doktora öğrencisini de oradaki işte yüksek lisans öğrencilerini de destekliyorum. Yani benim orada asıl destek olduğum kişi hocanın yanında bu öğrenciler. Ben o öğrencilerin tezlerini yapabilmesi için aslında onlara bütçe sağlıyorum. Proje fikri de güzelse bakın çok iyi bu çocuk bütçe verelim bu proje tezini yapsın diye düşünüyorum. Hatta bundan iki tane tez çıkacaksa işte bir doktora bir yüksek lisans tezi çıkacaksa daha da iyi bizim için. Hem bunun bir avantajı daha var tezi olduğunda ne oluyor? Siz projeye odaklanmayabilirsiniz, başka işleriniz olabilir ama tezi o projedeki işte bir iş paketi, birkaç iş paketi olan bir öğrenci o iş paketini mutlaka yapacak. Emek vererek, çok yoğun çaba sarf ederek yapacak ve deneyleri tamamlayıp raporlayacak da. Çünkü bunların hepsini zaten tezine yazacak. Tezine yazması için yapması gerekiyor. Mezun olması için yapması gerekiyor. Yani o çocuğun mezuniyeti bu projeye bağlı olduğu için mutlaka siz çok üzerine düşmeseniz bile onlar düşüp projenin ilerlemesini sağlıyorlar. Bu yüzden projeleri teze bağlamanız ayrıca bir avantaj size. Şimdi gelelim yürütücü kısmına. Hepiniz yürütücü olmak istiyorsunuz, o yüzden buradasınız. Burada bakılan şeyler, yürütücüyle ilgili incelediğimiz şeyler var. Mesela yürütücünün geçmiş projelerini, yayınlarını, kurumu görebiliyor. Kurum adı çok önemli değil ama bazen kurumlar çok etkili olabiliyor. Mesela işte Türkiye'nin en top üniversitesini düşünün. En tepedeki üniversite ismini aklınıza geliyordur büyük ihtimalle isim. O üniversiteden gelen projeler her zaman çok iyi oluyor. Neden çok iyi oluyor? Oradaki hocalar çok çok iyi. O yüzden mi? Hayır, evet hocalar çok iyi. Ama üniversitenin o projelerin üzerinden geçen, eğitimlerini veren kurumları da yine ayrıca deneyimli insanlardan oluşuyor. Bu kişiler ayrıca destek veriyorlar. Projeyi bir kere daha, bir kere daha okuyorlar. O yüzden siz de projenizi yazdığınızda burada çok kıymetli arkadaşlar var. Onlarla paylaşın, onlar da bir incelesin, farklı bir gözle baksınlar. Hocam şurasını değiştirsek, burasını değiştirsek nasıl olur diye fikir versinler size. Bu fikirleri dikkate alın. Çünkü siz kendi alanınızdan bakıyorsunuz. Hepimizin yaptığı şey o. Böyle kendi ne kadar uzman olursak bir konuda aslında o kadar az bir konu içinde o kadar çok şey bilmiş oluyoruz. Yani az şey bildiğimiz anlamına gelmiyor ama daha geniş perspektiften bakan, o konuda daha az bilgi sahibi ama perspektifi daha geniş kişilerin bu projeyi incelemesinde fayda var. O yüzden bence TTO'ya danışın. Bu yüzden de proje metnini biraz erken bitirin. Birkaç kişiye, kendi meslektaşlarınız olabilir. İşte projeyi anlatacağınız bir öğrenciniz olabilir. 7 yaşındaki çocuğunuz olabilir. Bunlarla bir konuşun, tartışın. TTO'da mutlaka bir incelesin. Bunlar bakın dediğim gibi bu kurumlar o projelerin geçme şansını arttıran aslında çalışanlara sahip. Bunları değerlendirmek sizin elinizde. Şimdi gelelim. Şu an kurumu değiştiremeyeceğiniz için mevcut kurumunuzda yani Türkiye'nin en büyük üniversitesinde değiliz hiçbirimiz. Dolayısıyla mevcut kurumumuzda devam edeceğiz. Burada ne yapmamız lazım? Geçmiş projelerimiz ve yayınlarımızın da ön plana çıkması gerekiyor. Şimdi geçmiş projeler neler? Ben kendimle ilgili bu proje listelerini yaparken şunu fark ettim. Böyle bir keyword çıkarttım her proje için. Neler çalışmışım zamanında diye. Baktım ki şöyle üç boyutlu biyoyazıcılar, üç boyutlu yazıcılar bunlarla ilgili çalışmışım. İkinci keyword değişmiş. Sonra kök hücreler zaten uzmanlık alanım. İçinde yapay zeka ile ilgili bir öğrenci projesiydi bu. Bunu koymuşum. Devam etmişim projelere. Arada bakın tekrar tekrar artık yapay zeka projeleri geliyor. Kök hücre projeleri geliyor. Kök hücre ve üç boyutlu kültür projeleri geliyor. Zaten içinde mutlaka kök hücre var bunların. Mesela IPF projeleri, son zamanlarda yürüttüğümüz projeler, içinde yapay zeka olan IPF projeleri, 3D olan IPF projeleri, hep aslında birkaç tane kelimenin tekrar ettiğini görüyorsunuz. Bu ne demek? Tutarlılık demek. Sizin geçmiş projelerinizde çalıştığınız konular, şu anki çalışacağınız projeyle benzer deneyiminiz olduğu anlamına geliyor.
Bu tabii bir yılda olan bir şey olmadı. Ama son 5-6 yılda yaptım diyebilirim bu kadar projeyi. Şu bir master, bir doktora projesiydi. Geri kalanların hepsi son 6 yılda yapılmış projeler. Burada önemli olan yolun başında olan kişiler için özellikle benzer konulardan ilerlemek ve popüler konulardan ilerlemek. Üç boyutlu kültür epey popülerdi. Ondan devam ettik. Daha da popüler oluyor. Yapay zeka 2008'de pardon 2018'de başladım ilk projeye. Hala çok popüler. Gittikçe de daha popüler oluyor. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Geçmiş projeleriniz açısından. Mesela benim yayın kısmım zayıftır. Proje yapmaktan yayın yapmaya vakit bulamıyorum öyle. Ama siz proje yürütüşü olarak veya araştırmacı olarak girdiğinizde sizin bütün projeniz TÜBİTAK'ta patır patır listeleniyor. Orada olmayanları kendiniz de ekleyebilirsiniz. Öğrenci projelerinizi ekleyebilirsiniz. Ki bir öğrenci projesi çıkartmanız zor da değil aslında. Her yıl 2-3 tane öğrenci projesiyle başvursanız aslında şu kısımları birkaç yıl içinde dolduracaksınız. Ve başvurduğunuz öğrenci projeleri sizin çalışmak istediğiniz alan için bir altyapı yapacak. Orada projenin kaç paralık olduğu önemli değil. Yani 5 bin liralık öğrenci projesi de olabilir ama bununla ilgili bir projede danışman olarak görev aldığınız sonuçta sizin için bir avantaj olacak. Bunları yapamıyorsanız yayın yapmaya çalışın. Mesela geçen bir Covid ile ilgili proje geçirdik. Covid ile ilgili deneyiniz var mıydı? Yoktu. Kimsenin yoktu. Yeni çıkan bir hastalık. Ama o Covid'deki pandemi sürecinde evde boş oturmadık. İki tane işte bir tane kitap çeptiri hazırladım onunla ilgili uluslararası. Bir tane derlememiz çıktı. Böyle iki tane çalışma bize hem bununla ilgili yayın sahibi yaptı hem de işin içine kök hücreleri koyunca ne oldu? Hem de geçmiş deneyim sahibi olduğumuz alan, uzmanlık alanımız hem bir iki tane yayınımız var. Büyük bütçeli projeyi çok rahat geçirebildik. İlk başvuruda geçirdik. Bunlar örnekler. Sizin de geçmişinizde böyle hemen şu an aklınızdan geçiyordur. Yaptığınız yayınlarla ilişkili, projelerle ilişkili şeyler, proje fikirleriyle giderseniz bunlar sizin için artı puan. Yepyeni bir alanda yürümek yerine bunları o yeni alana bağlarsanız daha mantıklı olacak yani. Komple yeni bir alana girmeyin. Bildiğiniz noktalardan yeni alana doğru uzayın. Mesela dallandırarak ilerleyebilirsin. Buradaki yapay zeka projesinde kök hücreler ve doktorada çalıştığım iPS'ler vardı. Buradan ilerlemiştik. Bu da işte aklınızda olsun. Burada kurumunuz da TTO'dan faydalanacaksınız. Yayınlarınız çok da zor değil bir tane derleme yapmak bir konuda. Eğer önümüzdeki yıl için bir proje planınız varsa şimdiden oturun bununla ilgili bir derlemeyi yayınlayın. Onunla ilgili bir yayınınız bulunsun elinizde. Ve öğrenci projeleriyle de altyapınızı oluşturun derim hiçbir projeniz yoksa bile. Varsa projeniz o projeleri yeni projelere bağlayabilirsiniz. Özet kısmı. Şimdi özet çok önemli. Neden? Hakem olarak ben projeleri okuduğumdaki bayağı bir projede belki 30-40 tane projede hakemlik yaptım. Hakem olarak projeleri okuduğumda şuna bakıyorum. Adını okudum. Evet, bazen adını okuduktan sonra proje adına baktıktan sonra şöyle bir geçmiş projelerine de bakıyorum hocanın. Geçmiş projeleri derken mesela şeye de bakıyorum. Daha önceki projeleri BAP projesi mi yoksa işte TÜBİTAK gibi dış kurumdan alınmış proje mi? BAP projelerinin çoğunun geçtiğini biliyorsunuz zaten. Hani burada çok da muhteşem bir özgünlük aranmıyor özellikle TEF projeleri için. Dolayısıyla BAP projeleri benim için hani 3 tane BAP, 4 tane BAP bir TÜBİTAK ancak ediyor. Başkaları için öyle olmayabilir. Belki başkaları oradaki farka dikkat etmiyor olabilir diğer hakemler ama ben buna dikkat ediyorum. BAP projesi mi, ulusal proje mi diye. Dolayısıyla BAP projeleri kolay geçen projeler ama bir öğrenci projesi geçirmek BAP projesi geçirmekten daha zor. 5 bin liralık projeyi 50 bin liralık BAP'ınızdan daha zor geçirtiyorsunuz. BAP'a belki bir iki revizyon geliyor ama eninde sonunda kabul oluyor. Ama şeye yani bir TEF projesine kabul geliyor ama öğrenci projesi %50 ihtimalle geçiyor. Ki bu bile çok yüksek bir rakam aslında. Bir bin bir projesi %8 ihtimalle falan geçiyor şu an. TETO'daki arkadaşlar güncel rakamları bilir. Bazen daha bile düşük olabiliyor. O yüzden geçmiş projeler kısmında
daha çok ulusal projelere ağırlık verin. BAP projeleri daha az geri planda olsun. ÖFET'e geldiğimizde ben bu geçmiş projelerine bakıyorum kişinin ve o projede ne yapacağına bakıyorum. Geçmiş projeleri ne kadar ilişkili. Geçmiş projelerinde sadece hafıza taraması mı yapmış, işte retrospektif mi çalışmış ya da bölgesindeki işte bu bölgedeki hafızaların şu analizi gibi bir çalışma mı yapmış. Bunları inceleyip hani ne kadar gerçekten o baştaki kriterlere, özgünlüğe, yararlılık, verimlilik, bunlara ne kadar uygun geçmiş projeler, daha önceki proje deneyimi ne kadar ona bakıyorum. O arada ya ondan hemen önce ya hemen sonrasında özete bakıyorum. Bu süreç içinde proje ile ilgili benim kafamda %60-70'lik bir evet veya hayır sonucu oluşuyor. Bakın daha proje metninin kalanını okumadım bile. Adına baktım. Proje yürütücüsünün yayınlarına, çalışmalarına bir göz attım. Proje özetini okudum. Bunların hepsi %60-70. %10'u adından, %10'u geçmiş projeler, %50'si de yaklaşık özetten geliyor. Özette proje ile ilgili arka plan nedir? Ne yapmanız lazım? Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Ve bu ne işe yarayacak? Bu cümlelerin hepsine, bu soruların hepsine cevap vermeniz gerekiyor. Nasıl gerekiyor? Mesela bunların hepsini bir de o kelime sınırı içinde yapmanız gerekiyor. Projeyi bilmeyen veya tamamen o alandan değil de biraz uzak olan bir kişi olarak o kişinin gözüyle baktığımızda ben bu projede o kişilerin neden bu çalışma yapmak istediklerini anlamalıyım ilk bir iki cümlede. Yani işin arka planını vermeleri lazım bana. Güzel bir giriş yapacaklar işte. Ben bu hastalığı tedavi etmek istiyorum. Çünkü bu hastalık işte Türkiye'deki insanların işte %2'sini etkileyebiliyor. Ölüm nedenleri arasında işte 7. sırada ki az bir şey değil, 7. bile olsa az değil. Ya işte bu hastalığın tedavisi yok. Yakalandığında insanlar ölüyor gibi arka plan yani o projenin bana önemini anlatacak cümlenin girişte olması lazım. Ondan sonra buradaki açık nokta nedir? Bundan bahsetmeniz gerekiyor. Yani o arka planı evet bahsettiğiniz insanlar bu hastalıktan ölüyorlar. Bu hastalıktan ölme nedenleri işte şu işte virüsün bu şekilde yayılıp insanları enfekte etmesi, kanserin aslında metastaz yapıp çevreye yayılması, aşırı çoğalması. Bahsedeceksiniz arka planı ne? Bunun peki metastazı sağlayan yolak ne? İşte bu kanserde metastazı bu yolak sağlıyor. Sen ne yapacaksın bu projede? Ben o yolağa bastıracak bu molekülleri, bu yolağa işte şu teknikleri kullanarak bunları durduracağım. İşte kanser hücrelerin üremesini, metastazının çoğalmasını, yayılmasını engelleyeceğim diyeceksiniz. Ve bunu yaparken de şu yöntemleri kullanacağım diye de saymanız gerekiyor. Bunun da özetin içinde hangi yöntemle kullanacağınız, işte şu konsantrasyonu bunu kullanacağım gibi bir şey değil. Şu yöntemlerle bunu analiz edeceğim demeniz gerekiyor. Ve bunu yaptığınızda ne elde etmeyi bekliyorsunuz? Hipoteziniz ne? Ben bunları verdiğimde kanserin çoğalmasını %70 oranında baskılamayı hedefliyorum. Güzel bir oran. Yani Avrupa Birliği projelerinde şöyle oranlar var. Ben karbondioksit salınımını, havaalanlarındaki karbondioksit salınımını %1 oranında azaltacağım diye proje veriyor adam ve kabul alıyor. %1 bakana böyle ben karbondioksit salınımını keseceğim gibi bir şey de yok. %1 oranında azaltacağım diye adamlar toplamda, totalde planladıklarında, baktıklarında %1 diyor şu kadar milyon ton yapar. Tamam bizim için güzel bir sonuç. Ben buna 2 milyon euro yatıracağım diyor. Ve bu kadar milyon ton karbondioksit salınmayacak. Benim için güzel bir projeyi kabul ediyor. Türkiye'de belki %1 rakamı biraz hakemlerin gözünde düşük kalabilir. Avrupa Birliği biraz daha makul bu konuda ama biraz daha güzel rakamlarla, güzel hedeflerle yola çıkarsak daha iyi olabilir. Bizim o kadar harcayacak paramız yok çünkü maalesef. O yüzden buradan çıkacak sonuç fayda nedir? Bundan da bahsetmeniz gerekiyor. Ben bu ölüm nedenleri arasındaki 7. sırada olan kanseri belki ölüm nedenleri arasında 15. sıraya gerileteceğim bu yöntemle diyebilirsiniz. Bunların hepsi bakın bir bütün. Arka plan, siz oradaki yapmayı hedeflediğiniz şey ne, hipoteziniz ne,
Bunu nasıl yapacaksınız ve yaptığınızda beklediğiniz sonuç ve bunun yaygın etkisi aslında hepsi özetin içinde var. Ve ben buna bakarak projeyle ilgili fikir sahibi oldum artık. Bu proje iyi veya kötü diye kafamda bir fikir oluştu. O yüzden özet çok önemli. TÜBİTAK da aslında metninde yazar, özeti en son yazın diye. Bir taslak hazırlayabilirsiniz özetle ilgili. Ve bu taslaktan sonra projenin geri kalanını yazarsınız. En son bitirdiğinizde özeti yeniden yazarsınız. Kopyala yapıştır cümlelerle yazmayın. Kopyala yapıştır cümleye geldiğimizde işte oradan almış yapıştırılmış, oradan almış yapıştırılmış. Ben o kısmı özette okuduysam ki özette okuyup geçiyorum. Diğer kısma geldiğimde hoş olmuyor. Birebir aynı metin olduğunda emek sarf edilmemiş gibi bir duygu uyandırıyor. İşte kopyala yapıştır yapmışlar. Burayı mater metottan kopyalamış. Tamam. O paragrafı komple atlıyorum. Belki o paragrafın içinde bana önemli bir kritik bilgi vereceksin ama ben bunu zaten okudum deyip atlayabiliyorum vaktim yoksa özellikle. O yüzden her seferinde yeni cümleler olsun, birbirini tekrar etmeyen cümleler olsun. Bu da önemli. Özgün değer eskiden TÜBİTAK'ta, TÜFEK'te de yoktu ama sanırım TÜBİTAK'ta şöyle bir şey vardı. Bir projeniz özgün değerde 2'nin altında alıyorsa direkt başka hiçbir yerine bakmadan projeyi özgün değildir deyip gönderiyorduk. Rapor bile yazmıyorduk. Şimdi rapor yazıyoruz artık bunlar için de ama eskiden rapor yazmakla bile uğraşmıyorduk. Özgün değerden çakarsa. O yüzden halen projenin en önemli kısmı denebilir. Özgün mü o proje? Özgün olması demek şu demek. O proje daha önce çalışılmış mı? Siz veya bir başkası veya dünyadan başka biri. O projeyi çalıştı mı? Çalışmak üzere mi? Bu artık sizin araştırmalarınızla bulabileceğiniz bir nokta ama şunu düşünün işte araştırdınız, bakıyorken bir tane makaleye rastladınız. Sizin yaptığınız çalışmanın çok benzerini yapmışlar. Siz bunu referans vermediniz. Tamam göz ardı ettiniz. Yazdınız gene de projeye. O kadar yaptım ben ama başkası da yapmış ama tamam bir de ben yapayım diye yazdınız, gönderdiniz. Ne oldu? TÜBİTAK'ta hakemlere gitti. Hakemler araştırıyorken projeyi o makaleyi gördüler. Pat diye makaleyi yüklüyorlar proje raporuna. Bakın diyorlar bu çalışmanın aynısı burada yapılmış. Yani hakemlerin gözünden kaçmayabiliyor. Kaçabilir de ama genelde bunu inceleyen öyle titiz hakemler oluyor. Bakıyorlar bu çalışılmış mı, çalışılmamış mı, ne kadar yapılmış, ne kadar özgün. Bu ortaya çıkıyor. Yani şeyle de gelen oluyor. Mesela 100 yıllık zaten bir hastalığın tedavisinde kullanılan bir bileşik var. Ticari ürünleri var piyasada ve ben bununla ilgili işte aynı bölgedeki başka bir hastalığı tedavi edeceğim diye gelen proje de vardı ama ticari ürünü var zaten birebir aynı karışımın. Böyle projeler işte özgün olmuyor. Hiç çalışılmamış bir hastalık da olabilir. Örneğin işte Batiko'nun yara bölgesindeki bakterilerden şu bakteriye zararı gibi bir şey düşünün. İşte zaten yara bölgesinde uygulanıyor Batikon. Yani oradaki bakterilere zararlı olduğunu biliyorsunuz. Bakteriyi öldürüyor, sizi dezenfekte ediyor. Kalk oradaki X bakterisine faydasını, zararını bambaşka bir örnek verdim bu arada aynısı değil. Bunu çalışmanızın anlamı yok. Özgün olması gerekiyor. Aynı yola taşıyan iki farklı kanser tipinde daha önce çalışılmış bir şey çalışmanın anlamı yok. Bir şeyi bitki ekstraktını bütün olarak çalışmanın anlamı yok. İçindeki o etken madde neyse bunu ve bunun nasıl etkileştiğini bilerek, hangi yolakları etkilediğini bilerek ve belli bir hedefe yönelik çalışmanız gerekir. İlle böyle bir şey çalışacaksınız. X maddesi çalışacaksınız. Bunun işte belli bir yolak üzerinden hangi yolaksa o, hangi sünger mekanizması bunun üzerinden şu etkisi vardır gibi bir proje planına giderseniz bunun geçme şansı yüksek. Ama ben bu bitki ekstraktını çalışacağım. Kanseri vereceğim, kanser ölecek. Böyle bir şey yok. Yani kabul olmaz. BAP projesi olarak geçer belki ama başka türlü de geçmez. O yüzden özgün olması, çalışılmamış olması önemli. Benzerlerinin de çalışılmamış olması gerekiyor. Yani çok benzeri de olmayacak. Ve özgün değeri de çok abartmamak da gerekiyor. İşte projemiz şu kadar muhteşem, böyle muhteşem gibi şeyler gerek yok. Bunu yaygın etkide daha çok görüyoruz ama özgün değerde de bazen karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim yönteme.
yöntemde dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, bunu yapabilecek misiniz? Elinizdeki bütçeyle, elinizdeki imkanlarla bunu yapabiliyor musunuz? Buna bakmanız gerekiyor. Şimdi benim şöyle bir tekniğim var yöntem yazarken. Öncelikle aynı özet kısmına yazdığım gibi, benim hedefim bu projede budur. Bu hedefi gerçekleştirmek için şu yöntemleri kullanacağım gibi bir cümle oluyor. Bir cümlede, iki cümlede yöntem kısmının en başına onları koyuyorum. Böylece ne oluyor? Bir hatırlatma oluyor hakeme. Ben bunları yapacağım. Ondan sonra ikinci aşamada bütün iş paketlerini, yapacağım deneyleri birer cümle halinde yazıyorum işte. Hücre çoğaltacaksam o, kimyasal da anlatacaksam, ekleyeceksem, onu ekleme aşaması, işte analizler aşaması, değerlendirme aşaması, analizlerin varsa alt birimleri bunlar. Böyle bir madde başlıkları halinde ne yapacağımı yazıyorum. 1, 2, 3, 4 diye. İş paketleriyle uyumlu olması bunun için önemli, sizin için. Hem sizin için kolaylık sağlıyor, hem hakemin takip etmesi için kolaylık sağlıyor. Bazen uyumlu gitmeyebiliyor. Yani yapacağınız analizler 2 iş paketine yayılabilir, 3 iş paketine yayılabilir. Bir analiz veya yazdığınız bir başlığın içinde işte 2-3 iş paketi olabileceği gibi 2 iş paketi tek bir başlık da olabilir. Ama önemli olan, mümkün olduğunca iş paketleriyle uyumlu olarak sadece başlıkları atın ve o başlıklar hani birebir iş paketinin adı da olmak zorunda değil. Ne yapacağınızı genel olarak özetlesin. Bir cümlede ben ilk aşamada bunları yapacağım, ikinci aşamada bunlar yapılacak, üçüncü aşamada bunlar yapılacak diye bir madde madde yazıyorsunuz. Ondan sonra asıl ayrıntılı yazım işlemi geliyor. İşte diyorsunuz ki bu yapacağımız teknikler ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir deyip başlıyorsunuz. 1, 1-1, 1-2, 1-3, madde madde aşama aşama ne yapacağınızı yazıyorsunuz. Ki bunların benzerleri iş paketinin içinde de ayrıca ayrı tablolarda olacak. Bu ne işe yarayacak? İş paketleri, siz projeyi hep geçirmeyi düşünüyorsunuz ama geçirdikten sonraki süreçler de oldukça uzun, sıkıntılı. Sizden rapor istenecek. Rapor istenirken de iş paketlerine bakılacak, verilen tarihlere bakılacak. Siz ilk yılın sonunda proje rapor tarihi geldiğinde neleri yapmayı taahhüt etmiş TÜBİTAK'a, neleri yapmış olabilirsiniz, neleri yapamamışsınız, bunlara bakılacak. O yüzden iş paketleri ve bunların mesela tamamlanma süreleri bu 12 ay, 18 ayla uyumlu olursa güzel olabilir. İlk gün içinde bitireceğiniz paketler koymaya çalışın mutlaka. Yani kolay deneyleriniz varsa bunu ilk iş paketinde ön aşamalarda yapmanız gereken deneyler olması lazım tabii bunların. İlk bir yıl içinde bitecek datalarını elinize alacağınız veriler olursa güzel olur. Diyorsunuz ki ben birinci iş paketini bitirdim ilk yıl içinde. İkinci iş paketinin %60'ını yaptım. Üçüncü iş paketinin %20'sini yaptım. %50'sini yapacağım demiştim. Geç kaldık bunda. 20'sini yapabildik. Okey. Dördüncü iş paketi ikinci yılda başlayacaktı ama ben buna da başladım. Bunun %10'unu 20'sini yaptım. Bu güzel. Bu da güzel. O yüzden bu iş paketleri yöntemin içinde yöntemle uyumlu halde olursa güzel olur. Bir diğer madde, analizlerimizin hepsi açık, aynı derecede açık olmalı. Bazen şununla karşılaşıyoruz. Hani şöyle düşünün, öğrencilere sınav yaptınız. Öğrenci birinci soruya dört dökmüş, böyle yazmış da yazmış, yazmış. İkinci soruda aynı cümleyi tekrar tekrar yuvarlayıp söylemiş, füzetle çevirip çevirip aynı cümleyi söylemiş, bir şey yazamamış. Buradan ne anlıyorsunuz? Evet, biri biliyor, iki de çok az bilgi sahibi. İşte boşluk doldurmak için yuvarlamış oraları. Ya da işte hiç bilememiş, bir cümle yazmış, geçmiş. Aynısı, aynı şey bizim projelerde de karşımıza çıkıyor. Baktığımızda bir iş paketindeki bir yöntem uzun uzun ayrıntılı açıklanıyor. Ama bir diğer yöntem çok kısa, işte bunu da alacağız. İşte kitle yapacağız, geçeceğiz. Burada ne anlıyorsunuz siz buradan? Bu kişi bu çalışmanın, bu deneyin nasıl
tanesi bunu kullanmış oluyor. Gerçekten bakıyor doğru yaptınız mı? Yanlış yaptınız mı? Yani tamponu çözeltim üzerine afit damlatacağım. Alttaki hücreleri etkisini inceleyeceğim diye proje geldi. Yani üzerine afit damlatsan ne olur? Damlatmasan ne olur tamponun üzerine? Böyle projeler de geliyor. Çok mantıklı olmayan yöntemi bilmediği bariz olan tekniğin bilmediği bariz olan projeler de geliyor. Bir buradan şimdi projeyi yapabilir misiniz? Yapamazsınız, yapamaz mısınız? Onu anlıyoruz. O yüzden de yapamayacağınız bir projeye sizi sokmayıp bu projeleri ediyoruz. Bu aslında sizin iyiliğiniz için. Aynı zamanda da toplumun parasını ülkedeki vatandaşın parasını boşa harcamamamız için. Ben proje değerlendirirken bu şekilde düşünüyorum. Yani bu projeye verilecek 1 milyon lira gerçekten güzel bir yere gidecek mi, faydalı olacak mı ona bakıyorum. O yüzden de yöntemde bunu yapabileceğinizi ikna etmeniz gerekiyor bize. Hakem olarak anlatacağım. Eksik olmamalı, boş geçmeyeceksiniz. Bütçe istediniz mi gerçekten o iş paketleri için? Yoksa elinizde var mı? Mesela elinizde vardır onunla ilgili kitler, kimyasallar. Bunları böyle böyle elinizdeki kitle kullanarak yapacağız. Yazabilirsiniz gerçekten elinizdeki kitleri kullanarak yapacaksanız. Sıkıntı yok bunda. Eğer elinizde kit yoksa bununla ilgili bütçe istediniz mi? Yazdınız mı bütçeye? Tabii biz elimizde ne var ne yok bilemeyiz. Bütün her şeyi bütçeye yazdınız mı? Bunu demiş ama şu kimyasalı yazmamış bütçeye. Belki var elinde ondan yazmamış diye düşünüp geçiyoruz. Ama sizin gerçekten de o kimyasala ihtiyacınız olmuş olabilir. Bu olmadan o deneyi yapamayacak olabilirsiniz. O yüzden bunlar için bütçe istemeyi, özellikle elinizde ne var ne yok bakıp ona uygun bütçe istemeyi unutmayın. İstediğiniz bütçe makul olmalı. Yani maliyeti 5 lira olan, 5 bin lira olan bir şey için 30 bin lira bütçe istememeniz lazım. Hakimden genelde bütçe öyle itiraf işlemleri olmuyor ama ben bakıp mesela 5 bin liralık bir şeye 30 bin lira istenmiş, başka bir yerde 6 bin liralık malzemeye 40 bin lira istenmiş fiyat diye gördüğümde yani bu da fiyatlar düzgün değil. Bir sıkıntı var. Bu projeyi yazan kişi bunların bütçelerini çok oynamış. Acaba başka nelerle oynayabilir diye yürütücüyle ilgili kafamda olumsuz düşünceler oluşabiliyor. O yüzden de bütçeniz düzgün olsun. Hem bütçede değiştirebileceğiniz kalemlere ihtiyaç olacaktır. Bunu daha sonraki kısma geldiğimde anlatacağım. Ama yüksek, ekstra yüksek fiyat almayın malzemeler için. Ekstra yüksek almayın. Mesela 5 bin liralık malzemeye dolar kuru oynayacaktık. 7 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira denebilir. Ama 30 bin lira da denmez yani. Peki yazdınız ama baktınız bütçeyi hesaplarken 5 tane deney yapmıştınız. Bir tanesini yapamıyorsunuz. Bütçeniz yetmiyor. O proje bütçesi 1 milyon lira belki ama yetmiyor bütçeniz. Burada ne olacak? Yapmanız gereken işlem şu. Siz onu tamam ben bunu yapamayacağım. Çıkartayım metottan dediğinizde hakemler onu okurken şunu düşünüyorlar. Evet bunlar yazmış ama bu beşinci deneyin de burada olması gerekiyordu. Beş deneyin dördünü yazmış, beşinciyi yazmamış. Bu bir eksiklik diyoruz. Hemen yöntem kısmında puan kırıyoruz. Çünkü o beş deneyin beşinde olması gerekiyorsa o analiz için. Ama sen dördünü yazdıysan ya bu işi bilmiyorsundur, beşincinin yapılacağını bilmiyorsundur. Bu sıkıntı. Ya da yapmayacaksındır. Bu da sıkıntı. Beş deneyin beşinde yapılması gerekiyorsa. Doğrulamak için. Yani bunu hakemler isteyebilir. Proje hakemleri makale iyi inceleyen hakemler isteyebilir. Bir altın standarttır. Bunların olması gerekiyor bu 5-5 yönteminde. O yüzden söylüyorum. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Bütçe yetmedi ve o 5. yapamıyorsunuz. Siz o 5. maddeyi gene de yazın. Ve şöyle diyeyim işte biz bu 4 deneyi bu proje kapsamında yapacağız. 5. deneyde de şunları. Mesela bir hayvan deneyi vardı. Evet, bu çalışmanın devamında da şöyle şöyle aslında doğrulamak için hayvan deneyi yapılacak. Bunun bütçesi yaklaşık olarak şu kadar. Ama bu sunduğumuz proje bütçesine sığmadığı için biz bunu ayrıca bir proje olarak planlayıp işte BAP üzerinden destek alacağız, TÜFEP üzerinden, TÜBİTAK 1002 üzerinden destek alacağız, bir ilaç firmasından destek alacağız ve bunu yapacağız. Planımız, programımız da şudur dediğinizde okey ben buna hakem olarak ama bunu yazmamışlar diyemem. O 5. maddeyi yazmamışlar diyemem çünkü yazmış. Bütçesi yok. Bütçe için yapabileceğimiz bir şey yok. Ben orada anlarım ki hepimizin yaşadığı sıkıntı aynı.
Evet, proje parası yetmemiş, yapamayacak ama evet tamam, geçmiş bir proje için bir tane BAP defteri veya 1002 defteri de alınabilir. Zaten 1002'lerin amacı budur. TÜFEP acillerin amacı da budur yani. Normalde şunu projenize destek sağlamaktır 1002'nin amacı. İlerlemişsiniz bir yere kadar. Bir yerde paranız yetmemiştir. 1002 ile hızlıca birkaç ayda destek alırsınız. Malzemeyi alırsınız. Tamamlarsınız o kısmı. 1002'lerin amacı bu. BAP'lar da bu şekilde destek olabilir. O yüzden orada paranızın yetmediği yerde yapacağınız deneyi yazın. Ama bunu bu proje kapsamında yapmayacağınızı, yapamayacağınızı bütçeden dolayı, ama başka bir ek bütçe bulacağınızı yazın. Ama bu tabii ki işte projenizin diyelim ki 100 bin liralık bir kısmıdır. 500 bin liralık bir bütçeye ihtiyacınız olan yerde işte ben bunu da yapacağım ama 500 bin lira daha lazım bunun için dediğinizde ve ben bunun için BAP alacağım, bir proje daha alacağım, büyük bütçe bir proje alacağım dediğinizde o risk. Yani bir BAP projesini geçirebileceğinizi biliyoruz. Bir 1002'yi hani %40 ihtimal de olsa geçirebileceğinizi biliyoruz. TÜFEP belki daha yüksek. Ama bir 500 bin liralık, 600 bin liralık projenin hemen geçmeyeceğini biliyoruz. Bundan geçirmenin kolay olmadığını. O yüzden bu eksik kısmında bir tane daha 1001 gönderiyoruz. Onunla tamamlayacağız. Olmaz. O projenizin minimum böyle bir 100 bin liralık açığı olabilir. Daha büyük açıklar sıkıntı. Ha, başvurduğunuz kabul almış bir diyelim ki güdümlü projeniz vardır. O size 200 bin lira destek sağlayacaktır. 500 bin lira destek sağlayacaktır. O zaman bu projeden kabul aldığınızı da ya da işte ona da başvurduğunuzu ya da işte sürecin ilerlediğini yazarsınız. Bu okey. Ama onun dışında büyük miktarlı açıklar olmaması gerekiyor. Mümkün olduğunca her şeyi o proje içinde tamamlamanız gerekiyor. Atlanılan bir kısım istatistik en sona yazın ya ANOVA'yla şunu yapacağız, bununla şunu analiz edeceğiz diye. Analiz yapılacak yerlerde bir iki istatistik analiz yaparsınız. Yapmadığınızda buna takabilen hakemler oluyor. Dediğim gibi özetleyeceksiniz önce birer cümleyle sonra madde başlıkları halinde. Ondan sonra da her maddeyi ayrı ayrı açıklıyorsunuz yöntemde. Ve bunları iş paketleriyle uyumlu yerleştiriyorsunuz. Hepsi eşit ölçüde açık oluyor, uzun oluyor. Tabii tekniğiniz çok uzundur, zorludur. Aşama aşama yapacaksınız ama burada da yine madde başlıklarını bölmeniz gerekiyor. Alt başlıkları. Ve işte bunları yazdığınızda ne kadar iyi yazarsanız yöntemi biz o kadar ikna oluyoruz hakemler olarak. Diyoruz ki evet bu kişi bu işi biliyor, yapar. Yaparsa da proje de güzelse tamam diyorum ben bu kişi bu işi yapar. Yaptığına güzel bir şey çıkar, para verelim diye artık kafamızda oturmuş oluyor. Yönteme de geldiğimizde %90'ı tamam artık projenin. Şekil koymak önemli olabilir. Projenin içeriğinde de şekil olabilir. Mesela bu benim o Covid dönemindeki kitap chapter'ından bir şekil. Bunu altına kendi adımı da refer ederek, kitabı refer ederek genel bilgi kısmına koydum. Ne işe yaradı bu? Benim o konuda zaten bilgi sahibi olduğumu anlatmış oldu bu kişilere. Evet, bakmışlar, evet yayını var, kendini refere etmiş yürütücü zaten. İşte güzel olayı açıklıyor. Tamam, bu genel bilgi kısmında. Materyal metoda da yapacağınız deneyin şeklini koyabilirsiniz, yönteminizi koyabilirsiniz. Mesela başka bir bilgi projem devam ediyor şu an IPF'lerle olan proje. Bir yandan şu kısım yürüyor kanser ekibiyle, bir yandan bu kısım yürüyor. Kanseri beyin organoidi yapıp içine kanser tümörü koyuyoruz. Üzerine ilaç test ediyoruz. Bakın bu da aslında bir ilaç testi. Ama biz bunu öyle bir yöntemle yapıyoruz ki bakın beyin organoidi üzerinde yapıyoruz. Yani bir toksikoloji testi alıp ben bunu kanser hücresinin üzerine vereceğim. Bu bitki ekstraktımı, bu ilacı vereceğim de kanser ölecek gibi bir şey değil. IPF'ler var işin içinde, organoidler var ki şunun kültürü 4 ay süren bir kültür yani hiç de kolay bir yöntem değil, yöntemi yapması zor. O yüzden rahat burada paylaşıyorum çünkü gerçekten yapması zor bir iş. Çok da maliyetli bir iş, çok çok maliyetli bir iş. Bunu koyduğunuzda ben buraya baktığımda hakem olarak ne anlıyorum? Evet burada bir kanser yapmış. Burada bir beyin yapmış, ikisini birleştirmiş.
ve Gliko diye bir model oluşturmuşlar. Bu Gliko modelinin içine de ilacı vermiş. Sonra da keşif yapıp, yemin bayımı yapıp analiz etmiş. Hücreler öldü mü, kan hücreleri ölmedi mi? Gayet güzel açıklayıcı. Buna baktığımda materyal metodun geri kalanı zaten kafamda oturuyor. Bundan sonra yapacağım şey benim. Ki böyle buffy çekilerini varsa başlıklara koymakta fayda var. Hakem şöyle materyal metoda geldiğinde, ana başlıkları gördüğünde hemen aşağıda da şu şekli görürse kafasında oturacaktır. Bundan sonra hakemin yapacağı bunu düzgün yapmış mı? Kanser steroidini düzgün yapıyor mu? Uzmanlık alanı bu kısım olabilir. Uzmanlık alanı bu kısım olabilir. Şu kısım olabilir. Bu kısım olabilir. Bunlardan birini, ikisini, hepsini biliyor olmayabilir yani. Bir iki tane film bilir. Belki onkologtur. Diyordur ki evet kan beyin tümöründe zaten şu ilaç kullanılıyor. Bu ilacın kombinasyonu kullanılıyor mu? Hiç kullanmadık. Bakalım bir kullanalım. Adamlar bir baksınlar işe yarıyor mu? Görsünler diyebilir. Adamın uzmanlığı sadece bu kısım olabilir. Ama burada mesela üçüncü bir ilaç vardır. Niye bunu kullanmadınız? Veya işte bu üçüncü nesil bir ilaç. Birinci nesil kullanıyor olsak niye ikinci nesli, üçüncü nesli kullanmadınız diye sorabilir. Uzmanlık alanı buraysa ben burada neden bu üçüncü nesil ilacı kullandığımı anlatmak zorundayım. Uzmanlık alanı kök hücrelerse burada kültür aşamasında ben hangi işlemlerden geçireceğimi ayrıntılı anlatmak zorundayım. Çünkü buna takılacaktır. Ben burada yanlış bir şey yazdıysam burayı bilen hakem diyecektir ki sen bunu böyle yapamazsın kardeşim. Bu böyle olmaz. Buradan organı çıkartamazsın diyecektir. O yüzden her birinin uzmanlık alanındaki kişilere hatası anlatabilmeniz gerekiyor. O yüzden de her yöntemdeki her kısım kendi uzmanları tarafından gözden geçirilmeli, yazılmalı. Bu önemli. Bu da başka bir yöntem. Bunu bulanıklaştırdım çünkü patent sürecinde hala. Diğer bir projemdeki yöntem. Bir şeyleri aldık, ekledik, karıştırdık. Orada o arada mesela kültür aşamasının içinde hücrede neler oluyor? Hücrenin neresinde ne değişiklik var? Bunları nasıl analiz edeceğiz? Bu sarı toplar mesela iş paketlerini gösteriyor veya oradaki önemli aşamaları gösteriyor. Bunları açıkladık her birini. Bunların hepsi iş paketlerinde şekilde anlatmanız gereken yapılar. Ben hala bu projenin denemelerini yapıyorken ara ara dönüp bakıyorum. Kendi şekillerime dönüp bakıyorum. İşte şu an tamam evet bu aşamadayız. Buraya geldik. Bunu yapıyoruz. İlerliyoruz diye bakıyorum. O yüzden metodunuzu ve hipotezde de şekil olması önemli. Şekillerle anlatın. Mutlaka şekiller olsun. Hem hipotezinizde genel bilgi kısmında kendi şekliniz olabilir. İşte şunu şu şekli mesela PowerPoint'te yaptım. Öyle ekstra bir yazılım falan da kullanmadım. Tamamen PowerPoint'te oluşturulmuş bir şekil. Şu hücre şekilleri dahil hepsini. Bunu projedeki diğer arkadaşlar neydi? İşte bak. Bu proje şekilleri yapabildiğiniz bir yolu bir şeydi sanırım unuttum. Orada yaptılar. Bunu yine PowerPoint'te yaptım. Bunları yapmanız çok zor değil. Projedeki bursiyerleriniz, doktor öğrencileriniz bunları çok rahat yapabilirler. Başka bir nokta projeyi planlama. Şimdi materyal metodu da yazdık. Ama projeyi planlarken bu proje ekibindeki kişilerle ön toplantılar yapmak gerekiyor. Kimin hangi görevi üstleneceğini belirlemeniz gerekiyor. Aslında bu bir tık önce olsa olurmuş. Kimin hangi bölümü yazması gerektiğini belirliyorsunuz. Gerekirse işte alma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki o projedeki uzmanlara sen bu tekniğe hakimsin. Bu iş paketinde görevli sensin. Buraları sen yaz. Buraları sen yaz. İşte bu iş bittiğinde patent çıkar mı? Çıkarsa nasıl bir dağılım yapacağız arkadaşlar diye baştan konuşmakta fayda var. Herkesin ne iş yapacağı belli olsun. Proje geçene kadar aylar geçiyor. Bazen bir yıl oluyor, 1,5 yıl geçiyor. Size hadi hocam sıra sende deniyor. İş paketine sıra sana geldi. Ben ne yapacaktım burada? Oluyorsunuz. Burada yürütücünün size ne yapacağınızı önceden hatırlatması, hazırlık yapmanız gerekiyor. İş zaman çizelgesi dediğim gibi makul bir ölçüde olmalı. 3 aylık deneye 1 yıl yazmanız çok makul değil. Ama projenin girişindeki o bekleme süreçleri çok uzun olabiliyor. Bizim mesela ilk 1 yılın sonundaki rapor dönemi gelip hala alamadığınız malzemeler var. Malzeme alımı gecikebiliyor. Geciktiği için de bunlar sizin o iş planınızı aksatıyor. O yüzden ilk iş planları, ilk paketler içine sizin aslında yapılması
kısa olan deneyleri 3 ay 4 aylık süreçler şeklinde koyabilirsiniz. Bir yılın sonunda sizden rapor istenecek. O bir yılın sonunda rapor istendiği süreçte o rapor istenene kadar birkaç tane kolay malzemesinin temini kolay olan ya da elinizdeki malzemelerle yapabileceğiniz birkaç deneyi tamamlamış olmanız gerekiyor. Bunun dışında çok fazla iş paketi koymaktan kaçının, 6 tane 7 tane iş paketine gerek yok. 3 iş paketi, 4 iş paketi altında ufak paketler, bunlar daha iyi. Hem sizin için, hem hakem için, hem projenin raporunu yazarken işinizi kolaylaştıracak şeyler. Çok fazla iş paketi olmasın, çok az da olmasın. 2 iş paketiyle de bir proje yürümez, 2 yıllık proje. Dağılımlarını dediğim gibi düzgün yapacaksınız ve rapor süreçlerini dikkate alın. Sizin için en önemli, özellikle projenin geçtikten sonraki en önemli kriterlerden. Rapor süreci içinde bitmiş iş paketleriniz olsun ya da işte %80'i bitmiş iş paketleriniz. Çünkü hakeme, projeyi takip eden hakeme, geçtikten sonra takip eden hakeme yazıyorsunuz. Ben burada %100'ünü yapacağım demiştim. Malzemem geç geldi, %80'ini yapabildim. Bunu yazabilirsiniz, okey. Deneylerim ilerledi ama işte yaptığım malzemem de var ama olmadı. Beklediğim şeyle karşılaşamadım. O yüzden %50'si bitti. Dediğinizde sefer şeyi de açıklamanız gerekiyor. B planına göre nasıl ilerleyeceksiniz? Şu an bundan sonra bunu yapacağım, bunu yapacağım. B planına geçerken hakemleri bilgilendirmeniz gerekiyor. Projeyi takip eden hakemleri bilgilendirmeniz gerekiyor. Gereksiz paket olmayacak. Rapora göre dağılım yapacak. Bundan bahsettim zaten. Şimdi aslında üniversitenize girdiğinizde artık şeyler çıkıyor. Elinizdeki cihaz listeleri çıkıyor. Diyelim ki projede bir tane cihaz istediniz. Ama üniversitenin işte olanaklarını girdiğinizde o cihazdan 2 tane 3 tane daha olduğunu görüyorum ben orada. 300 bin liralık bir cihaz. Ama 3 tane daha var. Niye dördüncüyü siz alacaksınız? Evet, belki oradaki 3 hocanın 3'ü de bunu çalıştırmıyor size. Belki 2'si rutinde kullanılıyor. Bir tane hocanın kontrolü altında, vermiyor kimseye. Ya da sana diyor ki tamam, bu cihazı kullanacaksan beni de projeye yazacaksın, yayına da yazacaksın, asistanımı da yazacaksın, şunu da yazacaksın falan gibi dayatmaları olabiliyor. Bunlar karşılaştığımız şeyler. Bize çok anlaşılır şekilde o cihazların mesela neden olduğu üniversitede ve siz bunu neden bir daha istiyorsunuz, bunu yazmanız gerekiyor. Çok kritik bir cihazdır projede ve sizin elinizde yoktur. Projeye de yazmadınız ama o cihaz gerekiyordur. Gerekmesine rağmen niye elinizde olmadığını da açıklamanız gerekebilir. Bazen hakemler buna da bakabilir. Ama diyelim ki bir elektron mikroskobik analiz yapılacak. Bunun için kalp elektron mikroskobu yazmıyorsunuz. Frekans yapılacak. Bunun için frekans cihazı yazmıyorsunuz. Çok yüksek bütçeli cihazlar için benim tavsiyem, bütçenizi ziyan etmeyin. 10 bin liralık bir kitle alıp çalışabileceğiniz bir şey için 300 bin liralık cihaz almayın. Bizim ülkemiz cihaz çöplüğü. Bir sürü cihaz alıyoruz. Kullanan olmadığı için, kullanacak uzmanlıkta kişiler olmadığı için, bazen fark malzemesi olmadığı için, bazen de hani cihaz arıza yapmıştır, 10 bin liraya tamir ettirilecektir, 10 bin liraya, 20 bin liraya, 500 bin lira cihaz orada yatıyordur, 10 bin lira tamir bütçesi çıkmadığı için. İşte bu bütçeleri karşılamamız bizim için daha önemli. Yani yeni cihaz almak yerine oraya bir kit yazın, bir şey yazın, o firmadan alabileceğiniz bir kit yazın, onunla o kit karşılığında tamir ettirin cihazı. Veya işte çalışan cihazı fark malzemesine alın veya pahalı bir cihazsa hizmet alma şeklinde alın. Gerçekten sizin için de avantaj olacak. 300 bin liralık cihazı oraya almak yerine hizmet alma alın. Deyin ki size, o cihazı kullandırmayın hocaya. Hocam deyin, bak biz cihazı sadece şöyle 2 analizde şu kadar süreyle kullanacağız. Ben senin projeyi yazamıyorum. Ama istersen sana bu cihazla birlikte kullanacağım 20 bin liralık, 30 bin liralık kit vereceğim. Ben bu 30 bin liralık kitin içinden işte 10 bin liralık kısmını kullanacağım. Kalan da sende kalsın. Böyle anlaşmaya çalışın hocayla. Ki aldığınız kitler her zaman gerçekten bitiremiyoruz. Kalabiliyor içinde. Böyle anlaşmalarla cihaz almadan fark malzeme almaya çalışın. Cihazlarınızı tamir ettirecek bütçeler bulundurmaya çalışın. Ki ilerlesi zaten çok yüksek fark malzemeye onay
gelmiyor. Yani proje bütçeniz 1 milyon 200 bin, yeni 1 milyarda diyelim ki. Bunun için 600 bin liralık cihaz almanız çok hoş değil. 300-400 bin liralık cihaz almanız makul. Ama 400 bine geçen cihazlar için sıkıntı olabiliyor. Zaten bir de bufiyer bütçeniz olacak. İçinde bir 1200 bin, 400 bini bufiyerlere ayırmış olacaksınız. 400 bin cihaza ayırmış olacaksınız. Kalacak şey fark malzemeler için 400 bin lira. Bu da düşük bir rakam artık. Düşündüğümüzde 400 bin lira fark malzeme düşük bir rakam. O yüzden mümkün olduğunca cihaz almadan fark malzeme ile temin etmeye çalışın. Hem projenin geçiş şansını arttırıyor. Fazla cihaza yüklenmemiş oluyorsunuz. Hem sizin deney yapma şansınızı arttırıyor. Yani o 400 bin liralık cihazı 30 bin liraya çözebiliyorsanız kit karşılığında veya hizmet alımı olarak 30 bin liraya çözebiliyorsanız sizi kullanılabilecek daha çok farklı malzeme, daha çok deney imkanı sağlar. Bu gerçekten önemli bir kriter. Mesela bir tane kritik cihazınız var. O cihaz olmadan deney yapamayacaksınız. Böyle kritik cihazlar riskli proje için. O cihazda bir problem çıkması halinde ya da çok kritik bir kit kullanacaksınız. Doktor tezine başıma geldi. Aldığım kit düzgün çalışmadı. Yani kontrolü düzgün çalışmadı. Yapabileceğim bir şey yoktu. Çok büyük riske attı. Sonra uğraştık, kurtardık ama böyle kritik kitler, cihazlar mümkün olduğunca olmasın. Böyle her şeyi bir kite, bir cihaza bağlamayın. Benim önerim budur projelerle ilgili. Şimdi risk yönetimine geldik. Bu arada bir saati geçmişiz sanırım. Ama yarım saat içinde toparlarım herhalde. Risk yönetimi böyle hepimizin son dakika artık proje yazdık, diğer kısımları uzun uzun yazdık. Risk yönetimi aman yazalım geçelim bitsin dediğimiz kısım oluyor. Yanlış. B planı en çok projede baktığımız yerlerden biri hakemler olarak. Neden? Bir kere size lazım B planı. Çünkü çalışmada deneyleri yaptınız ama B planına geldiğinizde gerçekten de B planındaki bazı maddeleri kullanmanız gerekiyor. A planındaki şeyler çalışmayabiliyor. 1, 2, 3 madde çalışmayabilir A planında. B planınızın gerçekten makul olması lazım. Ve her olasılığı düşünmeniz lazım. Burada ne yanlış gidebilir? Cihazınız bozulabilir. Bu sistematik cihazınız bozuldu. En yakın cihaz başka üniversitede. Ne yapabilirsiniz? İşte kitiniz, aldığınız kiti bozuk çıktı. Hücreyi sipariş etmiştiniz yurt dışında. Hücreler ölü çıktı. Ne yapmanız lazım bu durumda? Mesela bizim bir tane projede hücre alacağız diye yazmıştık. Bütçemiz yetmediği için alamadık. Yurt içinden bulduk hücreyi. Onlarla çalışıyoruz. Yurt içinden bulduğumuz hücre bizim için B planı gibiydi. O B planı üzerine ilerledik bütçe sıkıntısından dolayı. Bu durumdan ne işe yaradı? B planı gerçekten devreye girdi ve bizim için kurtarıcı oldu. O yüzden B planlarını gerçekten karşılaşabileceğiniz riskleri düşünerek önceden hazırlayın. Hatta B planınız mümkünse A planınızın yanında backup olsun. Yani bir kit çalışmazsa diye onun alternatif kitini almış olun. Bir markanın, firmanın kiti çalışmıyorsa ikinci bir firmanın kiti de bulunsun. Bu B planında da olsun metin olarak. İşte şu yöntemle şunu izole etmeye çalıştık. Bunda izolasyonda problemle karşılaştık. Ne yapacağız B planı? Tekrar deneyeceğiz. Hayır. Tekrar denemek B planı değil. Sen zaten onu tekrar denemişsin. Olmamış. Tekrar denemek B planı olmuyor. Ne B planı oluyor? Ben bunu bu kitle yapamadım. Başka bir kitle deneyeceğim. Bu kitle de zaten sipariş listeme eklemiştim. Farklı malzemenin arasında var. Şimdi ne işe yarıyor içinde bu hem A firmasının hem B firmasının, pardon X, Y diyeyim artık. Hem X hem Y firmasının kitinin olması ne işinize yarıyor? Aldınız X firmasının kitini sipariş ettiniz. Çalıştı. Sıkıntı yok. Artık Y firmasının kitine ihtiyacınız yok. O bütçe sizin elinizde yedek bütçedir. Onu almayıp onunla onun parasıyla başka bir şey alabilirsiniz. Bursiyerlere para verebilirsiniz. Kiti değiştirebilirsiniz. Kiti alıp firmada parasını tutabilirsiniz. Başka bir kit alırsınız. Bunlara geleceğim. O yüzden böyle olasılıkları düşünerek planlarınızı yapın. B planına da ben bu olmazsa bu kiti kullanacağım. Hücrem ölü gelirse şuradan başka hücre bulacağım gibi planlarınız olsun. Mesela şöyle bir B planı görmüştüm.
Ben buradan bu projede bunlar çok kritik bir şeyler yapamazsam yeni bir proje yazıp oradan alacağım malzemelerle bunu tamamlayacağım. Olmaz. Yeni proje nasıl geçti? Ne zaman geçti? Sen bunu ne zaman yapacaksın? Ne zaman başlayacaksın? Böyle şeyler B planı değil. Hani metot kısmında şey belirtmiştim ya, işte şu beşinci deneyi şu projede yapacağız. Okey, zaten bu simultane gidecek bir işlemdir. Sen beşinci deney için zaten TÜBİTAK verirken bir yandan da BAP'a başvurmuşsundur. BAP onu zaten alıyorsundur. Belki TÜBİTAK'tan bile önce çıkar. Bu okey. Ama sen TÜBİTAK projesinde geldin, bir yere kadar ilerledin, bir yılın bitti. Oradaki çok kritik bir noktayı yapamadın. Bunun için 500 bin liralık yeni proje geçireceğim TÜBİTAK'tan gibi bir şansın yok. TÜSEP'ten geçireceğim. Bunlar yok. Bunlar yıllar alan süreçler. Hemen olmuyor. O yüzden de makul ölçüde zamanda tamamlanabilecek bir planlarınız olmalı. Bütçesini oradan karşılayamadıysanız başka yerden karşılayabileceğiniz planlar, B planları olmalı. Ve hani ya ben bunu yaparım ya yaparız daha önce de yaptık dediğiniz şey olmamalı. Şu olabiliyor mesela riskli bir yer diyelim ki hücre kültüründe kontaminasyon oldu. Evet bu bir risk. Kontaminasyonda ne yapacaksınız? Ben 4 aylık beyin kültürü yapıyordum. Kontamin oldu ne yapacağım? Aradaki diyelim ki dondurmuş hücrelerimi çözüp yeniden başlayacağım deneye. Ki yaşadığımız şeyler bazı. İşte bir tane projemiz 6 ay attı kontaminasyon yüzünden. Bu yaşadığımız süreçleri nasıl çözeceğinize dair backup planlarınız olması gerekiyor. Ben burada stoklu şeyden yeniden başlayıp devam edeceğim. Aradaki dondurduğum örneklerimden devam edeceğim. 6 ay geriden değil de 2 ay geriden geleceğim. Gibi planlarınız olmalı. Bu olasılıklar ya yok asla kontamine etmeyiz gibi bir şansınız yok. Ve çözüm yönünüz gerçekçi olmalı dediğim gibi. Hani biz yok ya hata yapmayız gibi bir B planı kabul edilmiyor. Hata olabilir. Siz yapmazsınız. Projedeki bu şeyiniz yapar. Hiç kimse yapmaz. Gelir oradaki ortalığı temizleyen görevli yanlış fişi çeker. Ortalığı cihazı bozar. Bir şey olur. Sıkıntı her zaman her yerde çıkabilir. O yüzden de bütün olasılıkları düşünüp ona göre gerçekçi B planları yapmanız lazım. Hakemler B planına dikkat ediyor. Gelelim yaygın etkiye. Yaygın etki yine çok böyle sallamadığımız, uydurduğumuz noktalardan projenin sonuna geldik artık. Şimdi nasıl sallıyoruz bunu? Ya işte bu projede şunu bekliyoruz. Çıkışında, bittiğinde elinizde ne gibi çıktılar olacak? Bu çıktılar ne işe yarayacak? Şu bu çıktıları evet makale vereceksin, yapacaksınız zaten. Bilimsel dergiye göndereceğim, sunum yapacağım falan. Yani bu projeyi yapmaktaki amacın doçentlik için dosya doldurmak mı? Diyelim projede gerçekten insan sağlığına, toplum sağlığına faydası olacak şeyler olmalı. Yani ben hakem olarak bu projeyi fen doçent ol diye vermiyorum. Ben bu projeyi onaylarken sen gerçekten de bilime, toplum sağlığına, toplumun refahına bir şeyler katacak mısın diye düşünerek veriyorum. Çünkü hepimizin vergilerinden gelen parayı sizin de cebinizden çıkıyor, herkesin cebinden çıkıyor. O parayı bir yerlere göndermeye çalışıyoruz ve güzel bir yere gitsin istiyoruz. O yüzden de yaygın etkide gerçekten en baştaki o proje fikrine dönüyor yine. İnsanların işine yarayacak bir şeyler olması lazım. Tezler de bu arada yine etkiler arasında yani buradan proje çıktıları arasında birkaç öğrencinin tezinin olması, o da öğrenciler bu projede bir şeyler öğrenecek, güzel bilim insanı olarak yetiştirecek olması bile bizim için güzel bir şey. 2 tane doktor öğrencisi yeni teknikleri öğrenip kalifiye bilim insanı olarak yetişecekse benim için önemli bir şeydir bu. O yüzden biz buradan makale çıkartacağız. Evet zaten çıkartacaksınız, mecbursunuz. Yani makale çıkartmanın o kadar proje boşuna yapılmayacak. Biz buradan tez çıkartacağız, bu güzel. Teze bağlamak dediğim gibi faydalı öğrencini yetiştirmek faydalı. Özellikle de yurt dışından bir şeyler öğrenecekse o proje. Yeni teknik öğrenecekse çok daha iyi. Bir diğer nokta ticari çıktılar. Bu ürüne dönüşecek mi? Veya siz bunu dönüştürebilirsiniz. Ürüne dönüşme potansiyeli olabilir. Belki sizin bir ticari yeteneğiniz yoktur. Ticari projelerin çıktısı zaten böyle. Hani onlar zaten direkt ürüne yönelik şeyler geliştiriyorlar ama artık akademik projelerde de sizin çıktılarınızın ürüne dönüşme potansiyeli var mı? Bu sizin projenizi ön plana çıkartıyor.
Diyelim ki işte o kanser hücrelerini öldürecek bileşin etkisini kanıtladınız. Bu kanıtladığınız etki direkt patentlenebilir bir şey oluyor. Yine TTO ile temas halinde olacaksınız bu noktada. Ve bu kanıtladığınız noktayı nasıl patentleyebilirsiniz, nasıl ilaç haline getirebilirsiniz, buna odaklanmanız gerekiyor. Böyle çıktılar varsa da bunu ticari çıktı olarak yazmanız gerekiyor. Bir tane projenin raporunda şey vardı, pardon başvurusunda. Yok pardon, sonuç raporunda. İki tane projede gördüm bunu. Birinin sonuç raporunda, birinin başvurusunda. Proje hakemi o kadar üzerine düşmemişti aslında. Güzel bir şey bulmuştu. Ticarileştirilebilecek bir ürün bulmuştu. Ama akademisyen kafasında olduğu için ticarileşme potansiyelini görememişti. Oradan dedik ki bakın böyle böyle de ticari potansiyeli var. Yaygın etki fışının düşündüğünüzden daha büyük. Genelde %99'unda yaygın etki abartılır. Ama burada yaygın etkiyi düşük görmüştü hoca. Halbuki düşündüğünden daha büyük bir yaygın etkisi vardı projesinin. Bunu önerdik mesela hoca. Bakın bunu patentleyin diye. O yüzden ekonomik etkisi olabilir. Bazen bazı projelerde işte askeri etkileri de olabiliyor projenin. Bir diğer nokta da işte topluma gerçekten düşündüğünüz kadar faydası olacak. Yani diyelim ki toplumda Türkiye'de sadece 150 kişide olan bir hastalığı tedavi edeceksiniz. Evet, o 150 kişiyi tedavi etmeniz önemli. Bu 150 kişiyi tedavi edebileceksiniz anlamına gelmiyor bu projede. Bu projedeki metotlarınız, geliştirdiğiniz yöntem gerçekten de %60-70 olasılıkla burada tedavide etkili bir bileşik ortaya çıkartacak mı? Yani hedefiniz bunları tedavi etmek olabilir ama gerçekten metodunuzla buna ulaşabilecek misiniz? Bunu hakeme bunu ikna ettiyseniz alırsınız 150 kişi bile olsa hedef kitleniz. Ama gerçekten o kadar etkili olmayabilir belki de tedavi alınır. Yani küçük bir kitleye çok daha küçük bir yüzdeyle yardım sağlamak yerine biz o 1 milyon liralık bütçeyi daha büyük bir kitleye daha büyük bir yardım sağlayacak projeye kaydırmayı tercih edebiliriz maalesef. Herkese keşke olsa da. Gerçekten ben de kendi paranmış gibi düşünüyorum ama gerçekten de hakemlik yaparken bunu hepimizin parası olarak düşünüyorum. Boşa gitmesin istiyorum paralar. Bu şekilde yapıyorum hakemlikleri. Eklere geldik. Kaynakça, bazı hocalar kaynakçaya bakıyorlar. Mesela siz refer ettiniz. Adam merak ediyor. Ya diyor bu nasıl bir yayınmış? Öyle bir şey olur mu diyor. Açıyor bakıyor kaynakçayı. Size refer ettiğiniz yayın kaynakçada yok. Hemen not düşüyor. Sen bunu yazmışsın literatüre ama kaynakçada yok bu diyor. Kaynakçaya koyduğunuz makalelerin bazıları şöyle bakıyorlar. Birebir sizin projenizin adına çok benzer isimler olabiliyor. Siz içinden literatür, materyal metot kısmına refer etmişsiniz. Çünkü adamlar zaten sizin yapacağınız şeyi yapmış. Bu da sıkıntı. Buna dikkat etmeniz lazım. Özellikle literatür özetinde yazdığınız kaynak kaynakçada bulunsun. Bütçe kısmı bahsettim aslında ama birazdan tekrar geleceğim. Geçmiş projeler kısmı yine önemli. Buraya bakıyoruz. Şimdi bütçe. Bütçeyi yaparken proformalar alıyorsunuz, fiyat topluyorsunuz. Kendiniz ayrı bir Excel tablosu yapın. Excel tablosunda aldığınız fiyatları karşılaştırın. Firmalar arasında da karşılaştırın. En ucuz fiyatı koymaya çalışıyoruz genelde orada ama maalesef en ucuz fiyattan alamıyoruz. Şimdi mesela dolar 20 lira diyelim yuvarlak. Siz şimdi bir proje yazdınız, gönderdiniz 1001'e. Bu proje benim geçen yıl, şöyle diyeyim, geçen yıl Nisan ayında gönderdiğim projenin satın almalarına yeni başlıyoruz. Bu yıl Mart ayında. Yani aradan geçmiş yaklaşık 11 ay. Ve biz bunu satın almasına yeni başlayabiliyoruz. Bazen daha da daha erken olabiliyor. Daha geç de olabiliyor ama geçen yıl dolar ne kadardı, bu yıl ne kadar veya önümüzdeki yıl ya da seçimlerden sonra ne olacak bunu planlamanız lazım. Mesela seçimlerden sonra dolar 36 lira olacak diye bir şey duydum. Olursa eğer sizin 20 bin liralık dolar üzerinden 20 liralık dolar üzerinden yazdığınız 1 milyon liralık proje bütçesi aslında iniyor size 600 bin TL'ye, 700 bin TL'ye iniyor. Yani böyle düşüneceksiniz. Fiyatları yüksek mi tutalım? Çok yüksekte tutamazsınız. Dolar 36 gösterip de yazılmazsınız ama başıma geldi. Dolar 2 lirayken yazdığım proje kabul olduğunda dolar 5 liraydı. Dolar 8 lirayken yazdığım proje
16 liraydı dolar. Dolar 12 lirayken yazdığım geçen proje dolar 17 lirayken kabul oldu. Böyle oluyor. Böyle olduğu için de alamayabiliyoruz. Bütün malzemeleri. Buna göre hesaplamanızı iyi yapın. Dediğim gibi iki tane kit yazıyorsanız o iki kitten birini alamayacağınızı düşünerek yazın. Malzeme sayısını fazla tutabilirsiniz. Mesela 10 tane, 20 tane alacaksınız bir üründen. Şu 10 tane fiyat çektik. 20 tane yazın. 10 tanesini alırsınız. Zaten paranız 10 tanesine yetecektir onun. Bu şekilde bütçeyi ayarlayabilirsiniz. Yani fiyatları evet, doları belki firmalar proforma 22'den yazacak, 25'ten bile yazacak olabilirler. Çünkü kendi alımlarına bakıyorlar onlar da. Ona göre bütçe belirleyip öyle yazın. Şimdi bu bütçe belirlediniz. Sonra projeniz geçti, TÜBİTAK diyor ki bana bir daha bütçe at. Bir daha proforma at. Bir daha proforma topluyorsunuz. TÜBİTAK'a gönderiyorsunuz. TÜBİTAK diyor ki tamam iyi fiyatlar artmış ama diyor. Benim sana senin başta önerdiğim proje bütçende bu kadar diyor. Arada öyle bir saçma bir sistem de var. Ben sana baştan 120 verecektim diyor. Al sana gene 120 diyor. Şu an senin alacağın malzemelerin fiyatının 120, 1 milyon 200 bin lira olmasının 1 milyon 200 vereceğim ya sana ama şu an 2 milyon lira olmuş olabilir senin alacakların dolar arttığı için. Bu beni bağlamaz. Ben sana 1200 vereceğim demişim. 1200 alacaksın diyor. Onu veriyor sana. Sadece hani fiyatları bir takip etmiş oluyor. Alım aşamasına geçiyorsunuz. Bir daha proforma topluyorsunuz. Bu sefer gerçek fiyatlar geliyor. Şu firmaların işte satacağı fiyatlar geliyor. Bunu da firmalarla pazarlık yapıp fiyatı aşağı çektirtip almanız gerekiyor. Bütçe kısmı böyle. Bursiyer bütçesi dediğim gibi projenin üçte birini tutabiliyor. Bursiyerden kısıp cihaza vermek hiç aslında tavsiye ettiğim bir şey değil. Cihaz olmasın, mümkünse olmasın projede farklı malzeme olsun. Olursa da çok küçük ufak tefek cihazlar olsun. Pipet alın. Mesela pipet mutlaka lazım laboratuvara. Öyle şeyler alın. Çok büyük pahalı cihazlar almaktan kaçının. Mecbursanız o projede o cihazı almaya ya da önemli bir mikroskop almaya ya da üniversite diyor ki, diyorsa ki size tamam hadi sana cihaz laboratuvar kuruyoruz ama cihazları da kendin al. Burada anlaşmanız gerekiyor. Bakın ben böyle böyle proje bütçesi geçireceğim. Bunun için de şu cihazlara ihtiyaç var. Bu projem geçti de diyebilirsiniz, geçecek de diyebilirsiniz. Onun için işte şu mikroskop, şu cihaz 400 bin lira bütçesi var. Ben bunu TÜBİTAK'a yazamam. 500 bin lira bütçesi var, TÜBİTAK'a yazamam. Bunun için bir güdümlü proje çıkartalım diye üniversitenizi ikna etmeniz gerekiyor. Eğer öyle bir şansınız yoksa, güdümlü proje vesaire gibi büyük bütçeli bir cihaz aldıramıyorsanız ama o cihaza ihtiyacınız varsa projede yapmayın projeyi. Ya da başka bir üniversiteyle ortak yapın. O cihazın olduğu bir yerle ortak yapın. Gidin orada çalışın. Yani o cihaz olmadan yapamıyorsanız projeyi riske atmayın kendinize. Çünkü başka yerde bunu gidip yapabileceksiniz. Ama üniversiteye aldıramıyorsunuz. O zaman alırsınız farklı malzemenizi. Gidersiniz, diğer projede çalışmanızı yaparsınız, geri gelirsiniz. Bu bir alternatif füze. Dolar arttığında yetecek mi? Fark malzemeleriniz yeterli mi? Fiyatları abartın. Bakın sayıyı abartabilirsiniz. Fiyatı abartmayın. 5 liralık şey 30 lira yazmayın. Ama 10 tane ihtiyacınız olacak malzemeden 20 tane yazabilirsiniz. Buna niye 20 tane kullanacaksın diye itiraz gelmez. Tabii alacağınız malzemenin fiyatı 50 bin liradır. 4 tane yazarsın 200 bin lira olur. Kullanacağım bir tanedir. Buna itiraz gelir ama böyle ufak bütçeli şeyler için fazla fazla yazabilirsiniz. Bu bir bütçe kurtarma tekniği size. Kalemlere aktarım olur. Cihaz almaktan vazgeçtiniz. Şarf aldınız. Şarflar almaktan vazgeçtiniz. Başka biri kaydırabilirsiniz ama burs parasından, burs yeri bütçesinden kısıp başka yere aktaramazsınız. Bu kabul edilmez. Bir diğer nokta benim yıllardır aslında daha asistanlığımdan beri uyguladığım bir teknik firmalarda para tutmak. Eskiden bayağı avantajlı bir şeydi. Mesela projede dediğim gibi iki tane kit alacaktım. Çok aslında bu legal bir şey değil belki ama iki kit alacaktım. İkisini de sipariş ediyoruz ama diyelim ki biriyle tamamladık projemizi. Onun yerine İkinci bir kite, bambaşka bir kite ihtiyacımız olabiliyor. Deneyin içinde deney devam ederken ekstra değişik bir bütçeye ihtiyacımız olabiliyor. Bizim Türkiye'deki proje sistemleri böyle adapte olabilen yapılar değil, çok çok fazla adapte olamıyorlar proje içindeki değişimlere.
Ama deney yaparken bambaşka sonuçlar, bambaşka yere gittiğini görebiliyorsunuz deneyinizin. Tamamen ilk planladığınız şeklinde gitmeyebilir. O yüzden değişikliklere ihtiyacınız olabilir. Bu yüzden de firmalarda para tutmanız gerekebilir. Alacağınız kitler için. Halen yaptığım bir işlem ama bunun dezavantajında bu dolar aşırı arttığı süreçte şöyle gördüm. Eskiden diyelim ki bir tane kit alabileceğim projeyi şu an yarım kit alabiliyorum. Yani o projem firma şey param firmadayken eridi gitti. O yüzden şu andaki yeni geçen projelerimde mesela proje fark malzeme bütçem var. Bütçenin %90'ını ilk yıldan alıp hemen malzemeye çevirip malzeme olarak elimde saklıyorum. Nasıl internetten alışveriş yaparken her şey için ya marketten alışveriş yaparken ne düşünüyorsunuz? Şimdi alayım bir dahaki geldiğimde daha pahalı olacak. Bizim biyoteknolojik malzemeler için de aynı. Şimdi almadığınız şey bir yıl sonra çok daha pahalı olacak. Ekonomi böyle giderse hiçbir şey değişmez şu ülkede. Çok zor olacak önümüzdeki yıla bilim yapmak hiçbir şey değişmediği takdirde. O yüzden alabileceğinizi şimdi alın elinizde malzeme olarak dursun. Tavsiyem budur. Ya da firmada alacağınız malzeme olarak dursun. Tarihi geçen şeyler olabiliyor. 20 tane yazdınız. Az evvel kullanacaksınız. Firmada dursunlar. Yavaş yavaş çekin. Tarihi geçmesin. Tarihi dolmadan böylece hem firmada durur. Tabii karşılıklı güven önemli burada. Tarihi geçmemiş yeni ürünleri yavaş yavaş almış olursunuz. Firmanın da işine gelir. Bir süre sonra alır ama aslında zarar ediyor firmalar bu noktada. Seyahat bütçesi ayırabilirsiniz. Onu da makul bir şekilde ayırın. Mesela bir projede gelmişti. 30 bin lira 3 kişi seyahat bütçesi ayırmışlar. Buna bir hakem şöyle itiraz etti. 30 bin lirayla 3 kişi yurt dışında bir kongreye gidip dönemez şeklinde şu an düşündüğümüzde evet yani çok yakın bir yerde değilse Avrupa'da bir yerde değilse 3 kişinin masrafını karşılamaya yetmez 30 bin liralık bir bütçe bir kongreye git gel kurtarmaz. O yüzden bütçeyi maksimumda ama makul ölçüde kullanabilirsiniz. Bir yandan da aslında size backup'tır bu. Bu bütçeye yer geldiğinde başka yere aktarabilirsiniz. İşte kapanıştan önce biraz da işin gerçeklerine değinelim. Normalde projeleri yazarken projeyle ilgili kısımları tamamladım bu arada. Metinlerle ilgili asıl biraz işin gerçeklerine gireceğim. Nasıl yapılıyor bu işler bunlardan bahsedeceğim. Şimdi normalde nedir bilimsel süreçte? Literatür okuyorsunuz, bir makale okuyorsunuz. Makalenin son kısmında, conclusion'da oradaki yazar demiş ki aslında bakın böyle böyle bulgularımız var. Bu bulgular ışığında şu sonuçlara vardık. Şunlar da çalışılabilir. Hani biz bunları tespit etmedik. Bunlar da ileride incelenebilir. Şimdi okuduğunuz makale şu an 2023 yılındayız. Okuduğunuz makale yeni olsun, 2021 olsun hadi makale. 2021 yılından bir makale okuyorsunuz. Aslında baktığımızda yeni sayılacak bir makale. Yazar bunu gönderdiği yıl 2021'in başı olabilir, 2020'nin sonu olabilir. Yazmaya başladığı dönem 2020'nin ortası. Bunun deneylerin yaptığı süreç 2019-2020 yılları. Kafasında planladığı süreç 2018-19 yılları. Yani adam 2018 yılında bir proje planlamış, bunu projelendirmiş, grant almış, yurt dışında bir araştırmacıdan bahsediyoruz Amerika'daki. Grant almış, 2 yıl boyunca deneylerini yapmış, datalarını toplamış, çok güzel bir yerde yayın yapmış. Bizdeki gibi yılda 10 yayın yapmak yerine, işte Nature'da bir yayın, 2 yayın gibi giden kişilerden bahsediyorum. Güzel bir çalışma planlıyor çünkü. Adam toparlamış bütün yıllık proje datalarını, 2 yıllık datayı füze bir makalede sunmuş. Ve sonunda da diyor ki şu şu kısımlar yapılabilir. Kafasındaki projeyi 2018'de yapmıştı. Bakın 5 yıl önce yaptığı bir düşündüğü, kurguladığı bir projeden bahsediyoruz. Ve siz de bu adamın bulgularından, 3 yıl önceki bulgularından yola çıkarak şunlar da yapılsaydı dediği bir şeyi yapmaya çalışacaksınız. Aa bunu da ben yapayım madem adam söylemiş bunu da ben yapayım diye yola çıkarsanız çok büyük ihtimalle güzel bir hedefe ulaşamazsınız. Neden? Adam bunu neden yazmıştır oraya? Adam diyorum burada kadın da olabilir. Bu bilim insanı niye yazmıştır bunu? Makalenin sonunda conclusion'a. Birincisi gerçekten böyle çok dürüst, iyi bir bilim insanıdır. Ve şunu düşünmüştür. Evet ben bunları yaptım. Bunları da başka birileri yapsın. Bilime katkı sağlasın.
Böyle düşünen insan da çok. Bir diğer neden, bunlar yaptım ben. Aslında bu yazdığım kısmı da yapmaya başladım ama bu makale yayınlanana kadar ben zaten onu tamamlamış olacağım. O yüzden buraya yazmamda sıkıntı yok. Hatta oraya yazması adam için fayda. Bir sonraki makalesini refer ederken diyecek ki bakın şu nokta işte oradaki conclusion'daki yazdığı yeri refer ederek aslında bir açıktır. Araştırması gereken bir açıktır diyecek. Kendi makalesini refer edecek. Diyecek ki bu açıklığı kullanarak da ben bakın şimdi bu projeyi yapıyorum. Bu deneyleri yaptım. Bu sonuçlara ulaştım. Yani oradaki conclusion'ı aslında kendini ileride kullanmak için yazmış olabilir. Gerçekten bilime hizmet etmek için yazmış olabilir. İkisi de olabilir aynı anda. Veya şunu düşünmüştük. Hani ben bunu yaptım, başkaları yapana kadar yayınlayacağım. Ya da bunu zaten kimse yapamaz, yapsa da buradan bir şey çıkmaz. Hani belki yaptı bir şey çıkmadı, orayı boşluk doldurmak için yazıyor. Bir şey çıkmaz buradan, yapsalar da önemli bir şey buradan elde edemezler diye de yazmış olabilir o conclusion'daki kısmı. O yüzden oraya atlayıp hemen oradan bir proje yazmamanız gerekiyor. Ama normalde oradaki literatürdeki eksikliklere bakın, ha bunlar çalışılmamış deyip bir proje yazmaya başlıyoruz. Projeyi yazıyoruz. Mesela bu COVID projesi 2020'de COVID ilk çıktığında bizim şekillendirmeye başladığımız projeydi. 22'de yazdık, kabul aldı. 23'te deneylerine başlıyoruz. Deneylerin bitmesi 25. Ki bunun literatürün çıkması 26 diyelim ki. 2025'te 26'da bunun yayınlanmış olacak. Bakın proje 2020'de düşündük. Proje kabul etti. Malzemeler bir yıl içinde alınmaya başlandı falan. Şu proje yazılır, submit edilir kısmından bir yıl sonra malzemeler alınmaya başlandı. Deneylere başlamak bir yılı geçiyor. Projenin sonuçlanması 3 yılı geçiyor. Şuradan itibaren. Bunun raporun makalesinin yazılması işte 3 yıl, 4 yıl. bir makale çıktığında ben ne yapacağım? Buradaki şu okuduğum literatür kaç yılındaydı? 2018 yılındaydı. 2018 yılındaki bir literatür eksikliğini kapatmam 2026'yı bulmuş. 8 yıl geçmiş aradan. Bu 8 yılda sizce bilim, teknoloji ne kadar ilerledi? Ben bunu bu Türkiye'deki bilimsel döngüyle ne kadar ilerletebildim, ne kadar çabuk gerçekten de o noktayı, o açığı kapatabildim? Bunu bir sorgulayın. Türkiye'deki bilimin aslında yavaş ilerlemesinin, geride kalmamızın nedenlerinden biri bu sürece takılıyor olmamız, bu işlerin yavaş ilerlemesi. Peki, yurt dışındakiler o zaman nasıl bu kadar rahat ilerliyorlar? Bir kere malzeme ucuz ellerinde. Sizin 400 dolara bir malzeme alıyorsunuz mesela. Çok basit bir şey 400 dolar. 400 dolarlık malzemeyi şu an 8.000 TL'ye alıyorsunuz. İnternet fiyatı 400 dolar. İnternetten bakıyorsunuz. Yurt dışındaki satış fiyatı. 8.000 TL'ye alabilirsiniz minimum. Bunun gümrükten geçiş parasının üzerine konuyor. %18 KDV var bilimsel malzemelerde. Hatta daha bile arttırıyorlar. Bilimsel Falcon tüpleri bile şu an plastik şişe sınıfına koyup bilimsel malzemeden çıkarttılar. Yani onların bile fiyatı artıyor. Öyle bir kötü süreç. Biz bu alacağımız malzemeleri yurt dışındaki adam 400, 1 milyon dolarlık projesi var. 400 dolara alıyor. Bizim 1 milyon TL'lik projemiz var. Aldığımız malzemeyi, gümrük vergisi, firmanın kârı vesaire 12.000 TL'ye alıyoruz. 1 milyonda 12 bin, 1 milyonda 400. Aradaki farkı görüyorsunuz. Ve bu adam o 400 dolarlık malzemeden 2 tane alabiliyor. Yanında Y firmasınınkini de alıyor, Z firmasınınkini de alıyor. Onunla da test ediyor, onunla da test ediyor. Harcadığı para 1200 dolar 1 milyonda. Sizin 1 milyonda bir kit harcadığınız para 12 bin lira. B'yi C'yi de çalışmanız 30 bin lira harcayacaksınız ki onu yapmaya zaten şansınız yok. Bu yüzden bu adamlar 10 tane deney yapabiliyorken siz 5 deneyin 4'ünü yapabiliyorsunuz çalışmanızda. Böyle bu da ekstra bir kötü dezavantaj bizim için. Keşke proje bütçesi 1 milyon kalsa da dolar 2 TL'ye inse, 1 TL'ye inse biz de gerçekten 400 liraya alabiliyor olsak o malzemeleri olmuyor. Bu bir Türkiye'de geri kaldığımızın
bilimsel çalışmalarda geri kalmamızın nedenlerinden bir tanesi. Bir diğeri adamlar dediğim gibi proje bütçesi çok yüksek alış oranına göre daha çabuk ilerliyor süreçleri. Bir de çok fazla böyle şey ben bu malzemeyi alacaktım aldın mı bunun faturası ne kadardı gibi şeylere de çok takılmıyorlar. Hatta görüyorum kimi yerlerde o kadar bol malzeme var. Mesela doktor öğrencisinin eline adamlar 6.000 euroluk kart vermişler Avrupa'da bir üniversitede gördüm. Öğrencinin elinde kredi kartı gibi 6.000 euroluk kart var. Her ay kullanacağı malzemeleri gidip o kartla birlikte firmalardan çekiyor. Sepete ekleyip malzeme gerçekten de Trendyol'dan alışveriş yapar gibi kimyasal malzeme çekiyor ve 6.000 euro düşündüğünüzde 400 euro, 400 euro gibi alacağımız farklar açısından düşünürseniz iyi bir para. 6.000 euro Türkiye'de çevirdiğinizde kaç para yapıyor? 120.000 TL. 120.000 liralık malzemeyi her ay oradaki projedeki iki öğrenci varsa ikisinin elindeki bütçe bu şekilde kullanarak ilerliyor. 6.000 euroyu 24 aylık bir projede euro olarak hesaplayın. Hani ne yapar? 6.000 euro çarpı 24. Ve bunu iki doktor öğrencinin elindeki bir bütçe gibi düşünün. Yani yaklaşık hadi 300 bin euro yapsın. 300 bin euroluk fark malzemeyi bu öğrenciler kendileri alıyorlar, çekiyorlar, kullanıyorlar. Ve kullandıkları 300-400 bin euroluk fark malzemeden normal deneylerini sürdürüyorlar. Türkiye'de oranladığınızda bunu gerçekten de çok uçuk rakamlar çıkıyor. Yani bizim Türkiye'de 20-30 milyon lira proje bütçemiz olması gerekiyor ki bunun gibi yapalım. Bir diğer noktada onların hızlı gitmesindeki şey gerçekten malzemeler hızlı geliyor. Şu anda hani bunlar Avrupa'yı örmek için söylemiyorum. Keşke orada olsak şeklinde de söylemiyorum ama ne yapabiliriz? Önce oradaki durumu görün. Ona göre Türkiye'de ne yapabiliriz? Bunu da anlatacağım. Pek çok oraya gidip gelen arkadaşımın hepsinin söylediği şu. Bir malzemeye ihtiyacı var. Bazen not alıyorlar masanın üzerinde sipariş listesine. Yerindeki arkadaşım bunu diyordu. Masanın üzerine bırakıyorum kağıda şu lazım diye. Ertesi gün geldiğimde masanın üzerinde oluyor diyordu. Böyle bir imkanla çalıştığınızı düşünün. Hani bir kimyasala ihtiyacınız var. Yazıyorsunuz ertesi gün masanızın üzerinde. Veya işte Avrupa'daki bir arkadaşım şey diyordu. Ben maksimum bir hafta bekledim bir şey için. O bile uzun bir süreydi dedi. Maksimum bekledikleri süre bir hafta bir kimyasal için. Biz burada bir kimyasala ihtiyaç duyduğumuzda hani şeyi de geçtim. İhalesi, satın alma süreçleri, evrak işleri bunları geçtim. Siparişi verildiğinde bazen 2 ayda geliyor malzememiz. Gümrük, toplu sipariş falan derken 2 ayı sürüyor. Bu yüzden bizim bu literatürdeki boşluğu tespit edip tamamlamamız 8-9 yıl sürebiliyor. O yüzden de geride kalıyoruz Türkiye'de araştırmalar açısından. Ne yapılabilir? Vergileri düşürülebilir. Dolar, euro düşürülebilir ki ucuz alalım. Proje bütçeleri artabilir. Bunlar olmadan Türkiye'de bilimsel döngüyü yakalamamız zor. Peki şu anda ne yapabiliriz? Ben öyle olmuyorsa yapamam şeklinde bir adam değilim. Çözüm yolu bulmamız gerekiyor. Bu şekilde bir döngüyle ilerliyorum. Literatürde bir eksiklik var. Evet bunu gördüm. Bir fikrim var. Tamam. Hemen deneyine başlamam gerekiyor benim onun. Yani o literatürü açığa göre görmez deneye başlamam lazım. Bunu nasıl yapacağım? Hani elinizde para yok, bütçe yoksa. İşte bunun için elinizde bütçe olması gerekiyor. Ve ben bunu alıp hemen test edebileceğim laboratuvar imkanımın olması gerekiyor. Bu da tabii bir anda olacak bir şey değil ama özellikle genç araştırmacılar yavaş yavaş bu sistemi oturtabilirler. Ellerinde ufak tefek bir laboratuvarları bile olsa başlayabilir. Ben ilk mikroskobumu kendim yapmıştım. Burada mikroskoplardan deney yapmak için. Bunu başlattığınızda elinizde ufak tefek cihazlar, malzemeniz varsa hemen literatürdeki o açığı yakalayıp çalışmaya başladığınızda artık bakıyorsunuz bir evet buradan güzel bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Püf çıkartabildiniz mi? Gerçekten o açık bir nokta mı? Böylece ne oluyor? Elinizde güzel datalar oluşmaya başlıyor. Bu datalardan yola çıkarak hemen bir proje yazıyorsunuz. Bazen bu datalar yeterli bile olabilir. Tamamlamış olabilirsiniz o literatürdeki açığı. Hemen yayına bile gidiyor olabilirsiniz ama yine de bununla ilgili bir proje yapabilirsiniz. Hatta birkaç tane eksik noktayı saptayıp hepsini test ettirip deneyip aralarından en iyi, en verimli gördükleriniz üzerinden proje yazabilirsiniz.
Böyle olduğunda elinizde de biraz ön çalışma datası varsa zaten hakemleri ikna etmemiz kolay oluyor. Bakın böyle böyle bir eksik tespit ettik ve bunun için şu ön çalışmaları yaptık. Şu anda da şu malzemelere ihtiyacımız var ve biz böyle güzel bir şey bulmuş olacağız diye projeyi yazdığınızda bu proje kabul ediliyor zaten. Ve siz o arada malzemeleri alıp deneylerinize başlamış bile olabiliyorsunuz. Ne kadar aslında projeyi yapmış oluyorsunuz bir kısmını ama projelendirmiş oluyorsunuz. Bazen bitirmiş bile olabilirsiniz proje çıkana kadar. Bu sayede yetişebilirsiniz ancak yurt dışına. Gerçekten de şu süreçte gittiğinizde elinizde bir miktar malzeme varsa projeniz daha kabul edilmeden siz deneylerin çoğunu yapmış olursunuz. Projede alacağınız malzemelerle belki deneylerinizi bitirirsiniz. 2 yıl içinde, 1-2 yıl içinde deneyinizi tamamlayıp literatürdeki o açığı kapatmış olursunuz. 1-2 yıl içinde bu tamamlanmış olur. 8 yıl beklemeden eksiği gördünüz. Hemen birkaç ay içinde deneyleri yaptınız, sonuçları aldınız. 1 yıl içinde projeniz kabul oldu. İlk aldığınız malzemelerle geri kalan deneyleri tamamladınız. Ve deneyiniz bitti, çalışmanız bitti. Belki projenin biraz daha genişte ekstra deneyler yapıyorsunuz ama o anda aslında ilk o açığı bulup test edip literatürdeki eksiği tamamlayacak sonuçları elde ettiniz ve bunları yayınlayabilirsiniz. Aradan 2 yıl geçmiş olur sadece. Bu arada ne olur? Projeniz devam ediyor olur. Projenizi bu dataları dahil edersiniz. Gerekirse projenizi bütün malzemelerini alıp erken kapatırsınız. Proje raporuyla hemen yeni bir projeye başlarsınız ki o arada aldığınız ekstra malzemelerle literatürdeki yeni bir açıkla ilgili yeni deneyleri yapıyor olursunuz. Yani sizin elinizde bir kere birikmiş malzemeniz olduğunda birikmiş yani biraz cihazınız, birkaç tane birikmiş malzemeniz olduğunda bu döngüyü kırıp, şuradaki döngüyü kırıp yurt dışına yetişmeye başlayabilirsiniz. Yeter ki oradaki güzel noktaları yakalayın ve elinizde bunları yapabilecek ufak tefek malzemeniz olsun. Hepsi olmayabilir. Başka bir arkadaşınız da vardır. Bir araya gelirsiniz. Bir cihaz olmayabilir. Başka bir üniversitede vardır. Dersiniz ki bak böyle böyle malzemeler var elimde. Projesinde yazıyorum ama hemen şu deneyleri yapsak olur mu diye. Birkaç arkadaş bir araya gelip bu işlemi yapmanız kolay ve buradan da artık elinizde güzel dataları olan da kabul edilmiş bir projeniz olur. Bunu tamamlayıp yeni projelere doğru yol alırsınız. Satın aldığınız malzemelerle de yeni projelerinizi yaparsınız. Bu döngüyü kırmanın tek yolu bu. Birkaç projeyi birleştirip de yapabilirsiniz bunu. Yani benim o proje ağacına dikkat ederseniz keywordleri aslında birbirleriyle ilişkili projeler. Ben birindeki malzemeyi diğerinde de kullanabiliyorum. Bu sayede ne oluyor? Bir projeyi diğerinden aldığım malzemeyle devam ettirip ilerletebiliyorum. Eksiği bile olsa. Böylece benim o projede 5 tane deney yapmam gerekiyorsa ama bunu TÜBİTAK 4'ünü fonlayabiliyorsa diğer 4'ünü de başka bir projemden fonlayıp 8, 10 olmasa da 8 tane deney yapabiliyorum o projede. Böylece birbirleriyle ilişkili projelerle giderseniz ve elinizdeki olan malzemelerle yapabileceğiniz projelerle giderseniz bu döngüyü kırıp yurt dışına yaklaşmış olursunuz. Şu an için doları düşüremeyeceğimize göre en azından Mayıs'a kadar KDV'leri de düşüremeyeceğimize göre bilimsel araştırmaların önemini de arttıramayacağımıza göre başka araştırmalara kıyasla yapabileceğimiz tek şey bu Türkiye'de proje yazarken. Artık son bir iki slide bitireyim. Geçmiş projenizle alakalı mı? Değilse danışman eklersiniz o alandaki danışmanlardan. Danışmanların projeleri de aynı sizin projeniz gibi listeleniyor orada. Onların projeleri ve yayınları projelerinizi güçlendirmiş olursunuz. Danışman önemli. Geri bildirim projenizi gönderdiniz. C aldı, D aldı. D aldıysa büyük ölçüde revize etmeniz lazım demektir. C aldıysa kısmen revize edip yeniden gönderebilirsiniz. Bazen B alıp da takılabilir. Bütçe yetmemiştir. O zaman yeniden hani yine mini revizyon yapıp göndermenizde fayda var. Bazen yorumlar saçma gelebiliyor. İşte çok mesela Avrupa Birliği projesinde bizim eleştirmişlerdi. Böyle 4 tane hakeme gitmişti. Hakem yorumları geldi. Cevap yazdık.
bir daha yorumlar geldi falan. Öyle bir süreçten geçtik orada. İki tane hakem çok güzel, olumlu bakıyordu projeye. Bir hakem nötrdü, bir hakem çok kötüydü. Hani anlamamış projeyi ve yerden yere vurmuş böyle. Diyor ki bunun aslında var diyor yazılımı vesairesi. Halbuki o yazılım onu yapmıyor. Biz bunu revizyonda da söyledik. Ama anlamamış hakem. Ben burada İspanyol ortakla konuşuyorken şunu söyledim. Hani ya anlamadılar bizi dedim. Çok kızgınım. Niye geçirmiyorlar projemi? Türkiye'yi diye mi geçirmiyorlar diye kızıyordum. Dedi ki o zaman dedi Hakan projeyi belki de biz anlatamadık. Yeterince anlatamadık dedi bu hakeme. Yani gerçekten bazen böyle Bilal'e anlatır gibi anlatmak gerekiyor. Pardon bu da yasaklanmış bir atasözü. Kullanmak yasakmış. Çok basit anlatmak gerekiyor. Gerçekten karşınızdakinin anlayabileceği şekilde anlamanız gerekiyor. İşte küfür kızmamak gerekiyor. Çünkü o TÜBİTAK panellerindeki o panelistler aslında sizin karşınızda olan kişiler değil. Onlar da sizin meslektaşlarınız. Şimdi öyle bir algı var. TÜBİTAK projemi reddetti. TÜBİTAK bir şeyi reddetmiyor. Sizin projenizde bir evrak eksiği yoksa TÜBİTAK reddetmiyor. TÜBİTAK'ın o an için, o proje için görevlendirdiği panelistler reddediyor. O panelistler kim? O panelistler projenizle ilgilenen uzmanlar. Yani arka planda şu işte istemedi projemi, bu şöyle yaptı, şu düşük puan verdi falan bunlar başımıza geliyor. Benim de başıma geldi. Çok güzel bir proje. Herkes 5-6 puan veriyor. Bir tane araştırmacı diyeyim ki 1 puan veriyor projeye. Geçmiyor o yüzden C ile kaldı. Bir dahakinde geçti falan. Böyle şeyler de oluyor mu? Oluyor. O kişiler neden hani verir? Bu da onların kendi artık etik olmayan davranışlar ama böyle insanlar da var. Türkiye'de görüyoruz. Etik olmayan pek çok insan var. O yüzden önemli olan burada sizin panelistlere düzgün anlatmanız. Projeniz güzelse o proje eninde sonunda geçer. Panelisti değiştirtirsiniz yine geçer. Ama sizin projenizi reddedenler o panelistler. Peki o panelistler kim? Şöyle düşünün. Siz kendi uzmanlığınızla ilgili bir proje gönderdiniz. Ama o projeyi değerlendirecek hakemler, TÜSEP'te bazen öyle oluyor ama bir iki proje geliyor TÜSEP'te max bir panelde. Daha çok geldiği oluyordu. Şu an bu aralar online gittiği için genelde uzmanlarına geliyor paneller. Ama TÜBİTAK'ta 5 tane proje bir panele giriyor. Bu 4-5 projenin girdiği panelde diyelim ki moleküler biyoloji teknikler var içinde. Moleküler biyolog oluyor bir iki tane. Kök hücreyle ilgili bir şey var. Bir tane kök hücreci oluyor. Enfeksiyonla ilgili bir şey var. Bir tane enfeksiyoncu oluyor. Kanserle ilgili projeler var. Bir tane kanserle ilişkili bir uzman veya bir onkolog biri oluyor. Ne oldu? 5 kişi, 6 kişiyi tamamladık proje hakemi olarak. Sizin yazdığınız moleküler teknikleri inceleyenler, daha çok uzmanlığı olanlar, oradaki moleküler biyologlar kalkıp onkolog bir hekim diyelim ki sizin moleküler tekniklerinizi laf söylemiyor. Zaten söyleyemez. Orada o kişiler diyor ki buranın uzmanı sizsiniz. Moleküler biyologların dediğine uyuyor. Ama ilaçla ilgili kısma geliyor. Onkolog diyor ki bakın buradaki ilaçlarda bu noktalar olması lazım. Orada da işi bilmeyen, o kadar iyi bilmeyenler diyelim ki yani gerçekten herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. Oradaki moleküler biyolog hangi tümörde hangi ilacın rutinde kullanıldığını nereden bilsin? Araştırmadıkça özellikle. O yüzden de hekim orada diyor ki bakın burada bu ilaçlar kullanılması lazım bu. Enfeksiyoncu hiç karışmıyor diyelim ki. Enfeksiyonla ilgili bir iki tane proje vardı o panel içinde. Onlarla ilgili kısma bakıyordu bu kişi de. Dolayısıyla sizin gönderdiğiniz hakemler sadece sizin alanınızda uzman kişiler değil. O projeyi inceleyenler evet hepsi belli bir seviyeye gelmiş hocalar. Ben genelde aralarındaki tek yardımcı oluyorum. Genelde profesörler oluyor. Bu da işte artık proje deneyiminden falan sürekli çağırıyorlar. Bu kadar profesörün hepsi alanında uzman, belli yerlere gelmiş bir sürü projesi, literatürü olan kişiler. Ama hepsi sizin alanınızda olmayabiliyor. Dolayısıyla sizin en başta dediğim 7 yaşındaki çocuğunuza anlatmanız gerekiyor ya veya bir üniversite öğrencisine ve bir meslektaşınıza bunlara anlatabildiğiniz, açıklayabildiğiniz şekliyle oradaki bilmeyen kişiye açıklamanız gerekiyor.
Bilmeyen kişinin benim projemde ne işi var diyebilir Fünif için İrfan, ama yani şöyle düşünün, sizin uzmanlık alanınızda Türkiye'de kaç uzman var? O kadar iyi o noktayı kaç kişi biliyor? Herkesin bir uzmanlık alanı var. Belki bir kişi, iki kişi daha vardır onu bilen. Peki bu iki kişiyle mi yapılacak projeler? Sadece o iki kişiyi mi dahil edeceğiz? Hayır. Farklı alanlardan kişiler olması gerekiyor ki projenizi farklı yönlerden de ele alınsın. Bir de çok mantıklı değil o iki kişiyle proje hakemliği yapmak. Mecburen ilişkili olan, ilişkili yerlerde çalışması olan kişiler de o proje hakemleri arasında bulunuyor. Sizin bunları anlatabiliyor olmanız lazım. Bunları anlatırken de eğer anlatamadıysanız neden anlamadılar bunu sorgulamanız lazım. Dedim ki burada size proje uzak olan birine anlatmanız gerekiyor. Mesela TTO'daki arkadaşlara okutun projenizi. Baksana hocam biz burayı anlamadık. Uzmanlığımız değil ama hani yine de hiçbir şey anlamadık buradan diyorlarsa o zaman bir sıkıntı. Çünkü projenizi çok ayrıntılı materyal metot teknik bilgi kısmına değil, diğer kısımlarını, genel bilgi kısımlarını IQ'su belli bir seviyenin üzerinde olan, 100-110'un üzerinde olan kişilerin anlaması gerekiyor. O yüzden bunu anlatamıyorsanız İspanyol arkadaşım bana söylediği gibi başkalarından önce kendimize kızmamız gerekiyor. Niye anlatamadık diye. Şekil mi eksikti? Tekniği mi yanlış anlattık? Yeterince vurgulayıp örnek mi vermedik? Karşılaştırma tablosu gerekirse yapmadık. Bu yüzden mi? Diye kendimizi değerlendirmemiz lazım. Öncelikle iğneyi başkalarının çuvaldızı kendimize mi? Öyle. Bunu düşünerek önce kendimizi bir eleştirelim. Böyle de kapanışı yapayım. Teşekkür ederim TTO'ya davetleri için. Sorular olan varsa bana mail adresinden sorabilir. Projeleri takip etmek isteyenler Instagram'dan takip edebilir. Böyle. Hakan Hocam, sunumunuz için teşekkür ederiz. Çok Rica ederim. önemli, çok güzel bir eğitim oldu. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Dinleyicilere de Hakan Hocamın ifade ettiği gibi projelerinde çıkabilecek patente ilişkin konuları olduğunda teknoloji transfer ofisimize veya diğer konularda başvuru yapabilir. Bizler de destek vermeye çalışırız bu noktada.